İyi akşamlar, hoş geldiniz. İleri üçlüde sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası sona erdikten sonra artık gözler doğal olarak Süper Lig'e çevrilmişti ve bu akşam itibariyle Süper Lig'de iki müsabakayla başladı. Ümraniye Spor karşısında Başakşehir 3-1 galip gelirken Ankara gücü de Antalya karşısında 2-0 kazandı. Ve artık gözler cumartesi gününe çevrildi. Haliyle artık Dünya Kupası sonrası bizim için öyle bir Süper Lig'e giriş yapmamız gerekiyor ki yeniden o güzel Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'in havasına girelim. Ve bugün de daha doğrusu yaklaşık 25 dakika sonra gireceğimiz yeni günde de Trabzonspor'la Fenerbahçe maçına gözler çevrildi. Barış Yurdu Seven ve Fırat Güneyer'le birlikteyiz her zaman olduğu gibi. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Veli, hoş geldin sende. Hoş bulduk. Çok güzel bir röportajı imza attın. Teşekkür ederim. Fatih Terim röportajı. Teşekkür ederim. Bir edin. sürü manşet çıktı. Fatih Hoca teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bizi Sağ tercih olsun. ettiği için, seni tercih ettiği için. Estağfurullah. Çok TRT keyifli bir röportajdı. Her zaman. Belli, Değil mi? Güzel röportajdı. Veli ben de tebrik ediyorum, harikaydı. Bravo. Hoca'ya da teşekkür edelim. Sağ Bizi olsun. Bizi tercih etti, seni kırmadı. Ee, ama e, yani hani 5 gazeteciye ayrı ayrı röportajlar verse 5 ay içerisinde toplam söyleyeceklerini sen hepsine hocadan aldın. Hakikaten inanılmaz manşetler vardı. Sağ olsun. Yani bir gazete spor müdürü olsam çok zorlanırdım hangisini flaşa çekeceğime. Ee, hoca artık bu ödülle bizi de gururlandırdı. Kendisine de teşekkür ederim. Sayın Fuatit e. ee, çok büyük bir ödül. Yani Golden Foot orada ayak izinin olması bir Türk'ün Ayak izinin olması çok çok değerli, çok çok önemli. Ayrıca da bir cümle daha söylemek istiyorum. Tabii. Fatih Terim artık e, ya Türk futbolu da tabii ki yaptıkları ayrı ama kendi camiasında da ben benim bir sözüm vardır, bana aittir. Fatih Terim Galatasaray'ın geyesidir diye. Bence Galatasaray'ın en önemli, tarihinden beri en önemli figürü olmuştur. Yani e, çok değerli, tabii e, çok değerli isimler vardır Galatasaray camiasında. Gerek sayısal üretimleriyle, gerek duruşlarıyla çok değerli isimler vardır. Ama e, Fatih Terim şu anda e, bu olayla da hem camiasını hem ülkeyi gururlandırmıştır. Artık Galatasaray'ın en önemli, en büyük figürü olmuştur. Bence yapılan bu yapılacak tesislere Fatih ismini koyup şöyle girişine de o imza törenindeki bir fotoğrafı var ya saçlar dalgalı o heykelini yapmaları lazım. Niye? Imza e, niye? niye biliyor musun o olmalı? UEFA kupalı değil. O olmalı heykel. İşte o ilk imzayla e, buradan Fatih Terim işte ta Golden Foot'a işte UEFA kupalarına uzanan yol diye bence olmalı Galatasaray'ın. Yani e, rahmetli Metin Oktay tabii çok çok önemli ama Fatih Terim artık Galatasaray'ın en büyük fikir, figürüdür diye düşünüyorum. Barış Sen önemli değerlendirmede bulundu. Ee, ve bir konuyu tartışmaya açmış oldu böylelikle aslında. Bundan sonrası için bir öneride bulunarak bir konuyu tartışmaya açmış oldu. Programın son bölümünde yine tekrar konuşuruz, gireriz bu e, başlıklara. Ama tabii Trabzonspor Fenerbahçe şu anda ülkenin gündeminde artık Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ve biz de buradan başlayacağız doğal olarak. E, ben muazzam bir maçla başlayacağımızı düşünüyorum bu Dünya Kupası arası sonrası. Hani böyle Öyle maçları izledik ki özellikle final, tarihi bir final. Arjantin-Fransa finali. <laughs> Üzerine bize öyle bir maç daha lazım ki yeniden Süper Lig'in havasına girebilelim. Ve öyle bir maçla başlıyoruz gibi geliyor bana bana Urdu sen. Evet, evet. Başlıyoruz. Ne diyorsun? Hakikaten öyle. E, Dünya Kupası finalinden giriş yapayım ben de sen e, bıraktığın yerden. E, şimdi biraz geçti artık rahatça bunu söyleyebiliriz. Hani insanların e, damağındaki tadı tatla uğraşmayalım dedik geçen programda. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, hani çok tartışılıyor. Teknik direktörlere ben biraz yükleniyorum. Ee, böyle e, süslü püslü teknik direktörlerimiz de gördü. De Scaloni değil mi? Evet. Ee, doğru. Bir yıl öncesine kadar hiçbir takıma antrenman yaptırmayan Scaloni bir Copa Amerika ve bir Dünya Kupası kazandı. Nasıl kazandı? Nasıl? Finalde. Nasıl kazandı? Messi ile mi? Hayır. Değil. Hayır. O o eski kafalı denilen fizik gücüyle, presle, baskıyla, Fransa'dan daha çok koşarak, doğru baskı yaparak, alan kapatarak ve Di Maria gibi 37 yaşındaki adamı geri getirerek, hem Griezmann'ın önünü kapatarak, hem Dembele'yi kapatarak ve hücumda ettirerek ona e, o fizik gücüyle, baskıyla kazandı. Scaloni'yi tebrik ediyorum. Böylece antrenörlerin uzayı bulmadıklarını da Scaloni bize gösterdi. Çok samimi söylüyorum. Kısa bir süre içerisinde, bir dakika içerisinde çok güzel bir özet yaptım bana göre finale dair teknik olarak, taktik çok olarak. Teşekkür ederim. Ee, peki böyle bir maçı, yani tamam, elbette oyuncu kaliteleri mutlaka ki tabii fark tabii, tabii, olacak doğal tabii. olarak. Dünyanın en zirvesindeki maçtan bahsediyoruz ama benzer oyun kalitesi, benzer tat ve Aksiyonlar itibariyle bu hafta... ...Trabzon-Fenerbahçe maçında görür müyüz? Ah, sanmıyorum. Neden? <laughs> Neden söyleyeyim açıkça. E, çünkü tabii... E, ...şöyle e, düşünülüyor. Biz bunu e, Galatasaray-Trabzon maçında... ...çok e, zevkli bir maç bekliyorduk. E, Stada gittik ama... ...iki takımın satrancıyla karşılaştık. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında... ...Fırat çok zevkli bir maç diye gitti... E, Değil mi çok bol golü bol pozisyonu bol aksiyon denildi. Aa çok e, sıkıcı bir maç oldu. Bence burada da yine e, taşlar böyle çok bekleyerek e, oynanacak. Çok heyecanlı. Yani Trabzon için Fenerbahçe maçları çok çok bir numaradır yani. Ama e, şunu söyleyeyim ki e, bence iki takım da tam bir taktik savaşı e, uygulayacak. Çok heyecanlı, çok güzel bir o heyecanı yaşayacağız ama yani çok büyük aksiyonların olacağını zannetmiyorum. Öyle <laughs> Dünya Kupası finali gibi 2-0, 2-2, 3-2, 3-3 ben olacağını zannetmiyorum. İki takım da çok kontrollü oynayacaktır diye düşünüyorum. Son bir aylık dönem içerisinde bu maça dair de sorular sorulmaya başlanmıştı. Trabzonspor cephesinde özellikle futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı'ya ve hı hı. farklı görüşler de ortaya çıktı ve bu da çok konuşuldu o dönemde. O Dünya Kupası olduğu için tabii biraz gölgede kalır gibi oldu. Şimdi sorayım ben. Uğurcan dedi ki bizim için kırılma maçı diye bahsetti röportajında. Hı, hı. Abdullah Avcı hayır kırılma maçı değil dedi. Yani bir tek maçta biz bütün daha 15. haftayken önümüzde 23 maça yakın mücadele varken kırılma maçı olarak değerlendiremeyiz dedi. Trabzonspor cephesinde bu maç nasıl bir etki yapar bu açıklamalar? iki farklı görüş var. Birisi takımın lideri, Takım kaptanı Uğurcan, birisi takım hocası. Uğurcan'a katılıyorum. Bence de kırılma maçı. Ee, bu kadar erken kırılma maçı olur mu? Tabii ki bu bir hani tartışılabilir. Çünkü daha ligin işte 13-14 maç oynanmış vaziyette. Ancak e, puan tablosuna baktığında öyle bir puan tablosu var ki e, tam kırılma maçı denebilecek noktaya bence gelmiş vaziyette. Çünkü kazanırsa <laughs> yani Trabzonspor kazanırsa 3 puanı düşüyor. Evet. Bu şu demek hem Fenerbahçe'nin bu sene çok favori başladığı ligde e, o kadar da aslında önde olmadığını gösteren bir sonuç ortaya çıkacak. Tablo ortaya çıkacak. Öbür tarafta da Trabzonspor tekrardan hani çok sallantıda başladığı bir sezonda bayağı bir zirvede iddialı hale gelecek. Doğru. E, ama kaybederse kendi sahasında Puan fark kaç oluyor? 9. Dokuz. 9'a çıkıyor. Şimdi 9... Birçok bir da rakip oluyor. Şimdi 9 puan zirvenin gerisinde olmak, önünde de 3-4 tane takım olması çok kolay değil. Ondan sonra Trabzon'da biraz hmm. e, ses yükselir. Mutsuzluk hakim olur. Çünkü Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu ama Trabzonspor e, hani evet ara verdi uzun süre şampiyonla Ama Trabzonspor bir... E, kimse yanlış anlamasın e, sözümü de bu arada yani Başakşehir, Bursa Spor gibi değil. Ya, Trabzonspor bu sene şampiyon olunca sene de şampiyon olmak isteyecek. Sonuç itibariyle büyük bir takımdan bahsediyoruz. Yani geçen sene olduk, bu sene hani ya ne olacak falan debenzler. O öyle bir şehir değil zaten. O yüzden de 9 puan fark çok iddialı bir durum. Yani 9 puan farktan geri gelip şampiyon olmak çok kolay değil. Üz üstünde de bir sürü takım var. Ve bu sene daha da güçlenmiş takımlar. Ve güçlü bir Galatasaray var. Evet. İşte Beşiktaş'ın ne yapacağını herkes merak ediyor. Toparlanacak gibi gözüküyor. Demirspor hem güçlü hem de devre arasında kulağımıza gelen şeyler çok acayip transferler yapacağı yönünde. Evet. E, orada iyi takımlar var. E, Başakşehir var. Tabii. Yani bu yeni başladı. Konya var. Yani o yüzden de Kayseri var. Kayseri gerçi bugün bir 3 puan civası kaza ama şunu demek istiyorum. Yani birçok takım olacağı için bence Trabzonspor Fenerbahçe için değil ama Trabzonspor için bence kırılma maçı. Psikolojik olarak da kırılma maçı. Yani o saatten sonra biraz daha e, tepki artar diye düşünüyorum. E, o yüzden de ben Uğurcan tarafındayım. Hoca tabii ki bunu söylemek zorunda bu arada. Bence Abdülhacı farkındadır. Ama takımın üzerine stres oluşmaması için böyle bir şey diyordur bence. E, yoksa o da herhalde bizim baktığımıza göre o da bakıyordur puan tablosuna. E, o yüzden de bu kadar kırılma maçı. Fenerbahçe'de önünde Avrupa var, Kupa var. Çok yoğun bir fiksüre giriyor. Fenerbahçe'nin de e, hani ilk 10 haftada 12 haftada hepimizin favorisi Fenerbahçe oldu oynadığı oyunla. Bir anda geriye düşme ihtimali var. Galatasaray'ın onu geçme ihtimali vesaire var. Tüm bunlara bakılınca çok her taraftan beraberlik e, kokan bir maç gibi duruyor. Hmm. Puan tablosuna bakınca bu iki takım berabere kaldığında ikisi de çok şey olmaz. İkisini rahatsız etmez diyorsun. Çok yani? rahatsız etmez. Hı hı. E, ama bir mağlubiyet ee, özellikle, özellikle Trabzonspor cephesini spor değerlendirdim bu anlamda. Evet. Fenerbahçe kazanırsa ve mağlup olursa o iki açıdan değerlendirirsen nasıl etkiler Fenerbahçe tarafını? Kazandığında ne olur? Kaybederse ne olur? Kazandığında zaten çok özgüveni yüksek bir takım. Zaten çok iyi bir hocası var. Bireysel performans oyuncuların yükselmiş vaziyette. Kazandığında ee, tekrardan havaya girer. Çünkü lig biterken, Dünya Akbası başlamadan önce hı. havaya giren takım Galatasaray'da. Evet. Yani Galatasaray rüzgarı almıştı da arkasına. Eğer Trabzonspor'u Trabzon'da mağlup etmek demek ee, büyük bir şeylikte <laughs> tabii. Bu bu tip deplasmanlardan. Ya şöyle diyeyim ben sana daha açık konuşayım. Trabzonspor deplasmandan alınan galibiyet şampiyon olacak takım için bir haberdir. Şampiyonluk hmm. habercisi gibi maçlar bunlar. Yani sen hem sen rakibini yeniyorsun hem Türkiye'nin en sert deplasmandan galip çıkıyorsun. Bunlar zor işler. O yüzden oradan alınacak bir 3 puan. Rüzgarı tekrardan arkasına alır Fenerbahçe. Mağlup havayla. olması durumunda Fenerbahçe. E, mağlup olması durumunda tabii ki e, bir zaten genel bir kırılganlığı var Fenerbahçe camiasının. Evet Yorgius'la beraber o o daha biraz sanki. Kalkmış vaziyette ama şu var. E, Galatasaray bu hafta kazanırsa öne geçecek. Doğru. Bu tabii biraz belki e, özgüven konusunda bir sıkıntı oluşturabilir mi? Yaşayıp göreceğiz. Bundan önceki senelerin hepsini hepsinde oluşturdu. Ama Yorgius var şu anda çok ustavi teknik adam. Bunu engelleyebilir mi? Engelleyebilir. Barış Rutsevan Trabzonspor tarafında. Sen bugün tweet de attın gerçi. Kırılma maçı olmadığı yönünde bir görüşüm var senin anladığım evet. kadarıyla. Uğurcan'a katılmıyorsun. Hatta Davcı'ya e katılıyorsun haliyle burada. Hı hı. Neden? Yani neden kırılma maçı değil? Oradan başlayalım. Ya şimdi şöyle, e, kırılma maçı Ya şimdi herkes Kırmadan kastımız şampiyonluk öyle, yarışından tabii, bahsediyoruz. Şampiyonluk yarışı. Şimdi Tabii ki herkes kazanmak ister. Mutlaka. Yani her taraftar kazanmak ister. Çocuk benim şimdi 4,5 yaşında bir yeğenim var Memo Mehmet. Ee, şimdi hala şu anda bizi izliyor. Öyle o, mi? o bile hani Trabzonspor yenecek mi? Yener değil mi? İşte e, formasını hazırlıyor. Maçı öyle izleyecek falan. Herkes böyle bir heyecan içerisinde. Şu anda şehir e, bu heyecanı yaşıyor. Dediğim gibi yani Trabzon Fenerbahçe maçları yani Trabzon'da bir numaradır yani Real Madrid, Milan, kimle oynarsan oyna, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları hep bir numaradır. Neden? Hmm. Geçmişten gelen şampiyonluk yarışı hep bu iki kulüp birbiriyle çekişmiş falan filan bir sürü sebebi var. Ee, yani şunu söyleyeyim, şimdi kırılma e, yani galibiyetin önemi ayrı bir şey. Ama ligden tamamen kopar gider yani Trabzonspor... Değil sadece diğer kulüplerden. aynı olarak hangisi? kırılır mı acaba de mesela değil, değil. kaybedersin? Şöyle böyle zaten olmamalı veli. Bu kadar bu kulüpler böyle kırılgan olmamalı. Doğru, doğru. Şimdi geçen sene Fenerbahçe Trabzonla kaybetti, 3 maç birden kaybetti, kırıldı gitti. Doğru. Hakem şu bu falan bir sürü şey olmamalı büyük kulüp dediğin böyle olmamalı. Şimdi Trabzonspor iki kere olmamalı. Neden? Şimdi bir ya sen şampiyon olmuşsun. Yani şimdi kırılma şundan. Taraftar baskısı ben anlıyorum bunun ne, ne demek olduğunu. Taraftar baskısı yönetime ve hocaya işte protestolar. Hayır ne oluyor Niye bitti. Bakın Abdullah Avcı Trabzonspor'a teknik direktörü olduğunda 14-15. sırada takımı aldı. Bir seri yakaladı. durumda puan kaybetti. Ve çıktı dedi ki bak çıktı dedi ki gelecek sezonun hesaplarını yapıyoruz dedi. Ben eleştirdim. Hazırını yapıyoruz dedi. Evet. Ben eleştirdim. Tesadüfen de haklı çıktım arkadaş. Beşiktaş'ın kim derdi ki 10 puan kaybedeceğini üst üste. Bir anda Trabzonspor devam etseydi potaya girebilir. Bence sen orada yanlış yorumladın ya bak. Şöyle. Ben ya bırak... hazırlığını yapıyoruz derken oyun olarak da hazırlığını yapıyoruz. E, bırakmaması diyor. lazımdı. Ama haklı çıktı. Hayır. Hayır. Sonrasında. Niye? Şampiyon yaptı. Şampiyon yaptı. O hazırlığı yaptı ben o günü hani günlük olarak değerlendirdim ki hoca bırakma. Bak yani ama Şöyle ben Beşiktaş için o kadar puan kaybedeceğini tahmin etmiyordum ama en azından en hani Trabzonspor ikinci olabilirdi çünkü Galatasaray Fenerbahçe'de puan kaybediyordu. Şuraya geleceğim. Bak daha 14 maç. Doğru. 14 maç. Tabii ki rakibine yenilmek çok insanı yıkar, üz üzülür ama ya şöyle bir algı yaratılıyor. Ya Trabzonspor sanki yani böyle bir zor bir dönemden geçiyor. Çok problemli bir dönem. Algı yaratılıyor dediğin kaptanı söyledi yani. Hayır hayır, şöyle yani. bunu yani biraz da Trabzonsporlu taraftarlar da yapıyor yani. Bu hayır, bu bir şampiyonluk yarışı. Fırat'ın dediği gibi galip gelirse 3 puana düşecek. 3 puan. Evet. Yani mağlup olursa evet 9 puan ama bu Kalıstak, şöyle. Ama orada bayağı rakipler bak, de var Hocam, Kırılmaları Hiç değil mi? sezon sonunda diyoruz ki o maç kırılma <laughs> maçıydı diye. Anladın mı? Ya şimdi Fenerbahçeliler de geçen sene diyor ki Fenerbahçeli arkadaşlar da haklı. Trabzon maçında işte. İrfancan Kırmızı Kart görmese biz Trabzon'u iyi oynadık, yenerdik. O maç kırılma maçıydı falan diyor. Sana bir soru soracağım. Eee dediğin sonuç oldu. Fenerbahçe kazandı. Galatasaray kimle oynuyor? İstanbul evet. mı? <laughs> Galatasaray kazandı. Bunu sadece Trabzonspor için sormuyorum. 14. de 15. hafta. 14 15. hafta olacak. 15. haftadayız. Ee, bunu Trabzonspor için sormuyorum. Evet. Beşiktaş'sın. Fenerbahçeli sin ve Galatasaray'sın. Herhangi ya yani büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi. 15. haftada e, lider Fenerbahçe ile puan farkı 9. Evet. 2. Galatasaray ile 7. Sence evet. oradan gelip şampiyon olabilir mi bir takım? Diye Trabzonspor kim olursa olsun yani Galatasaray senden 9 puan ileride. Pardon, Fenerbahçe senden 9 puan ileride. Galatasaray senden 7 puan ileride. Oradan gelip şampiyon olabilir mi bir takım? Bence zor. Üstelik oyun olarak geçen yıla göre zor geliyor. daha önde geçen. Trabzonspor için demiyorum. Bak, Beşiktaş da aynı durumda olsa, Fenerbahçe aynı durumda olsa bana oradan çevirmek Bak, zor. Bakmış. Şampiyonluk başka bir şey. Kırılmak başka bir şey. Kırılmaktan kalktı. Kırılmak şampiyonluk kırık. bizim kırık. ülkemizde şöyle oluyor. Darmadağın <laughs> oluyorsun. Darmadağın, paramparça oluyorsun. Ya, Trabzonspor darmadağın olacak, paramparça olacak bir kadrosu yok takım içerisinde para şey, sorunu var mı? Var. Para He? sorunu? Para sorunu var mı? Her Ödemem, kulüpte ödeme olduğu gibi sadece. para sorunu, var. ödeme sorunu yok ama bazı bon servislerle yani. maaş sorunu yok ama bazı bon servislerle ilgili, ilgili sıkıntısı var Trabzonspor'un Kasım ile bir problemi var. İşte He. geçmişte belki Cornelius'la ilgili yazıldı çizildi bunlar e, olduğunu hani bunlar söyle. Oluyor hani bu tür şeyler ama hani öyle çok büyük bir ekonomik krizin içerisinde mi Trabzon? Maaş problemi yoksa Hayır. ekonomik yani, kriz yoktur zaten. yani bakıyorsunuz e, Sayın Ali Koç Hı. bile e, ekonomik sıkıntılardan bahsediyor değil e, doğal, mi? Doğal normal. Doğal yani gayet doğal ama bu maç şöyle dediğim gibi ben e, tam bir taktik savaşı içerisinde geçeceğini Hı. düşünüyorum. Tam bir taktik savaşı. E, yani iki takım da birbirini yenebilir. Şimdiye kadar Fenerbahçe de Trabzonspor çok yenmiş. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenmiş. Hatta son dönemlerde Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye bayağı üstünlüğü var. Ondan önce Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a bayağı üstünlüğü vardı bunlar. Ama kırılmak ben şimdi kır, bak İspanya'da bir maça kırılma diyebilirsin. Ama bizdeki kırılma nasıl biliyor musun? Vazo yere gidiyor da geçen sene Fenerbahçe Trabzon'da bir maç kaybetti. Paramparça, darmadağın, hakemler, o, bu, hop. Ne oluyor yani? tamam. ne oluyor? Cümleyi o zaman kelime değiştiriyorum. Şampiyonluk yolundaki dönüm maçı mı? Dönüm değil ama kaybederse çok etkilenir. Dönüm maçı. Kaybederse etkilenir. Ama dönüm hala ben... Ben dönüm, dönüm maçı diye düşünüyorum. Ben dönüm kaybederse maçı e, dönüm. Çok, dönmesinin çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben bir düşünmüyorum bir Fenerbahçe iki, kalı, iki Trabzonspor olsa dönüm maçı olmayabilir arada 9 puan olsa ama arada <laughs> diğer büyükler de var. 9 Fenerbahçe, hmm. 7 Galatasaray olursa eğer üstünde bir de daha Beşiktaş var. Beşiktaş kazanırsa bu arada kazanırsa, o da gidecek önüne vesaire. Adana, yani, vesaire çok takım oldu. Çok takım olduğu için bence onu zor. Onu yakala, bunu yakala, 10 puan onu yakala, 9 puan onu yakala, 7 puan onu, 6 puan onu yakalamak kolay bir şey değil. Arkadaşlar. Ve çok da güçlü rakipler geçen yıla göre Arkadaşlar, takımlar hepsi. Geç, geçen sene değil ondan önceki sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunu burada biz Nisan'da falan tebrik ettik. Tamam mı? Beraberdik değil mi? Hı hı. Tebrik ettik. Denizli'de Fatih Hoca penaltıyı Babel'e tekrar attırsa. Ama diyor ya bir tane takım var önde o zaman. Dur, dur. Bir dakika. Hı. Ya da Sivas Spor maçına Sayın Ali Koç prim açıklasa, takım moralli çıksa Fenerbahçe Sivas'ı yense o çok eleştirilen Sisseli, Kemal Ademili, Sinan Gümüşlü, Fenerbahçe Sivas Spor'u yense belki de şampiyon oluyordu. Hı. Öyle değil mi? Kaç puan geriden geldi Fenerbahçe? Bırak Galatasaray. Kaç puan geriden geldi? Futbolda 3 puanlı sistemde bunlar var <laughs> arkadaşlar. Ama yani koptu gitti. Ben işin orasındayım. Anladım. Şampiyonluk yarışından kopar giderdi. Sonra bir seri yaparsınız olayın içerisinde. Çünkü Trabzonspor kadrosu kaliteli. E hocası da kaliteli tabii canım. sabırlı oynatıyor. Ee, ve Böylece de büyük maçlarını da tamamlamış oldu. Bak Beşiktaş'ın bayı var. Galatasaray Fenerbahçe maçları var. Lig e, her şeyi getirir. Ama Büyük darbe alacağı kesin tabii. O zaman senin tahminin ve beklentin bu maçta 1-2 gol olacağı yönde en fazla. Evet ile. ben e, yani kısır bir maç olacağını düşünüyorum. Tam bir taktik savaşı olacağını düşünüyorum. E, böyle bol gollü, bol aksiyonlu bir maç olmayacaktır. Ama heyecanı her zamanki gibi yüksek olacaktır. Bu maçta hangi futbolcular öne çıkar? Hmm. Bu soru doğrultusunda kıyaslamaları ekrana getireceğiz. Hangisi daha iyi, hangisi formdadan ziyade... Hangi futbolcular öne çıkar? Nedeniyle birlikte bunu paylaşabiliriz. Önce Barış Yurdusever'in kıyaslamayı en çok sevdiği yerden başlıyoruz. Uğurcan Altay kıyaslamasına başlıyoruz. <laughs> Hangi futbolcu öne çıkar diyorum bak. Hangisi iyi demiyorum. Ya şimdi şöyle arkadaşlar bence hangisi iyi konuşmak lazım ya? ya hangisi, hangisi daha iyi de Hangisi tamam. daha etkili? Çünkü bu hakikaten bunu mesela öne çıkarı bilmek öyle bir şey ki. Yani Mesela atıyorum bir tanesi çok iyi oynadı maç boyunca. Tamam. hangisi elinden bir top kaçırınca o öne çıkmış oluyor. Onu tamam. bilmemiz bizim çok mucizevi ama hangisi daha iyi durumdayı konuşmak tamam. Hangisi, da olabilir. Onu da değerlendirelim. Ya şimdi Bütün öne çıkar... değerlendirebiliriz yani. İki türlü değerlendirebiliriz nasıl istersek. Gelsin ekrana. Ekrana geliyor Gelecek mu? Gelecek mi? <laughs> ya burada tabii e... Barış Uluse ben Barış Uluse'nin burada geçelim Barış Uluse'nin. E. Şimdi 16 gol görmüş <gülüyor> kalesinde. <gülüyor> Uğurcan 11 maçta. 13 hmm. maçta 14 gol görmüş kalesinde. Altay Bayındır. Şeyin oranı daha Gol yemediği maç sayısı 7 Altay'ın. Uğurcan'ın 4 gol yemediği maç sayısı. Burada Kurtarış yüzdeleri aynı hemen hemen. 164'ü 165. Sayılar istatistiki olarak Altay'ı Altay öne çıkarıyor. Hı -hı. Ama diyorum ve Barış Uğurcan'ı e asist yapıyorum. Adama aylardır sallıyorsun bak. Ya, sallama bütün yok. Altay benim kardeşim. Bütün istatistikler Altay'ı Altay gösteriyor. Bak, Altay benim kardeşim. Altay'daki sorun kulübün ve Ersun Yanal'ın yanlış organizasyonu. Orada seni tebrik ediyorum. İlk sen vermiştin haberi. Bir ay önce mi? Üç hafta önce mi? Üç hafta önce söyledin. Altay bayındır Fenerbahçe'yle yeni sözleşme konusu anlaşamadı. Problemler vardı. İlk sen söyledin ve şimdi bir on, on gündür yaklaşık olarak her yer yazmaya başladı. Evet. Hala problem olduğu evet. biliniyor. Teşekkür ederim. Berkey'i de ilk vermiştik. Evet. Ee, şimdi şöyle kardeşler konusu uzmandır varı tamam. <laughs> şimdi şöyle buradaki Altay benim kardeşim. Çok da seviyorum onu. İnşallah çok büyük yerlere gelecek. Ama yanlış organizasyon. Hem kulübün yönetimin yanlış organizasyonu, hem Ersun Yanal'ın Ersun Hocanın ki böylesine başarılı bir teknik adamın bu şekilde organize etmesinin. Çocuk büyük hatalarını e, çekiyor. Kurtarayım kurtarayım derken koluna bir de bant takıp çocuğa büyük sorumluluklar verilmesi, arkasına etkili kalecilerin alınmaması, üstüne tecrübeli yabancıların alınmaması. Yani Fenerbahçe bir kalecinin olmasını bekleyemez. Geçmişte bunları yaptı bak. Volkan'da da yaptı, Rüştü'de de yaptı. Çok şampiyonluklar ve zaman kaybetti. Ve şimdi de bak Fenerbahçe'nin iki tane net şampiyonluğunda Çocuğun oradaki tecrübesizliğinin çok büyük etkisi var. Ya çok yani ben maç maç sana anlatırım. Sadece Beşiktaş maçında kaleye gelen dört topun biri yüzüne çarpsa Fenerbahçe şampiyon oluyordu Sergen Yalçın döneminde. Bir tane bir tane yüzüne çarpmadı. Dört topun dört de gol oldu. Ya bu nedir? Bu tecrübedir. Fenerbahçe takımının Kalesi bu kadar tecrübesiz olamaz, olmaz yani. Şimdi bu çocuk yanlış yani yanlış doğdu bu iş. Anladın mı? Altay organizasyonu Fenerbahçe'de yanlış. Çocuğa zarar. Ee, teknik heyetlere zarar, kulübe zarar. Yani yoksa ben bu çocukları ayırım bunların hepsi benim kardeşim. Tabii canım mutlaka. Ya Peki burada buradaki... Maça da damgayı Uğurcan vurur. Ee, yani hangisi iyi Uğurcan yani. Tamam. Fırat Üniyar. Ee, de çok hani 6 ay konusunda Arsenal'dan hep gidiyor Barış Şuruse. Ben sonuçta Arsenal getirdi ve bir sene kaldı takım başında. Hayır getirdi bir sene değil. Fırat bak orayı ben kaldı. özellikle olup tamam, planlamasına Getirdi. Gitmeden. Dedi ki bu yaşta bu kaleci Fenerbahçeli evet. birinci tamam. kalecisi tamam, olur ve git. ben onu oynatacağım sonra, ve böyle gideceğim tam, Sonra gitti. Arsenal gitti. Sen gitti. Başkan yeni olarak, yeni hoca olarak, yeni hoca, fikri yeni varsa. şey yap, düzeltebilirdi. Ya yani bütün ihale 4 yılı ben Ersun Bancı. Hocaya yüklemem. Ersun Hoca kaynak değil. Bu en çok Altay'a yüklerim. Öyle değil Gelişim yani. göstermesi Doğru. lazımdı. çünkü açık konuşmak gerekirse fiziken de ee, Ankaragücü performansı da çok umut vaat ediyordu. Doğru. Ya tam bir kaleci fiziği, duruşu, refleksleri. Bu arada hani bazı kurtarışlar vardır mucizevi kurtarış dersin ya. Yani, nasıl çıkardı bunu dersin mesela. Uzun yıllar kalır hafızada. Rüştü'nün Rüştü Reçber'in Rüştü Rüştü Trabzon performansı, Tafarel'in Arsenal maçı Doğru. Böyle, böyle enteresan öyle, şeyler vardı mesela. bir performans mı görünüyor Hayır. Öyle bir öyle, o tarz kurtarışlar yapabileceğini belli Kesinlikle. maçlarda gösteriyordu. Bir, evet. bir kurtarış, iki kurtarış. yani bu çıkmaz denen topu çıkartabiliyordu o yüzden de çok umut vaat ediyordu bilmiyorum suçlamak da istemiyorum ama çok daha fazla çalışıp çok daha yukarı çıkabilirdi diye düşünüyorum şu an geldiği pozisyon dördüncü yılında biz hala bu kardeşimizi tartışıyorsak burada bir problem var demektir sadece o problem alt ayda mı acaba yoksa kulübün birçok hani şey. departmanı yapılanmasına var şey mı canım. her şey canım Alper şeyde var. Her gönderilmesi var. tam bir Tam bir skandal. E her şey hepsinde. Hepsi, hepsi, hepsi Orada yapı bozukluğu ile ilgili tabii ki yüzde ee, yüz. Ama tabii ki bu iki kaleci, ikisi çok değerli kaleciler bence. Ee, ama Uğurcan çok önde. Yani aralarında az. Normalde kapasite anlamında, bence yetenek anlamında normalde araları çok yakın. Ama hayatın gerçeğine baktığımızda, geçmişe baktığımızda Uğurcan çok önde. Uğurcan şam... değerlendirme yaptın bence. şampiyon yaptı abi. Bu, bu gerçeği de Doğru. kimse unutmasın. Uğurcan Trabzon şampiyon yaptı. Kesinlikle Altay şey. hiç Fenerbahçe şampiyon yaptı, yapmak üzere yapıyor moduna hiç giremedik biz. Doğru. Ben de katılıyorum o son Altay ay, bir tane Uğurcan performansı maç oynadı. Hatay mı? Hatay'da o Mesut Özil'in Erol Bulut'un oyuna sokup 10 kişi bıraktığı Fenerbahçe'yi o maçta kaç tane daha var ya iyi performansı. Ama o maç o maç çok 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 iyi oynadı. Onun dışındaki maçlar hani arkadaşlar Fenerbahçe kalesi burası, Galatasaray kalesi, Trabzon kalesi, Beşiktaş kalesi. Uğurcan... bak Ersin şampiyon kadronun kalesi. Hı -hı. Bak ıslıklanıyor çocuk. Daha gencecik çocuk. Olur. Buralarda öyle öyle tahammül çok fazla yok biliyorsun. Bir de Uğurcan'ın Altay'ın Hatay performansından Uğurcan'da her sezon 8-9 tane var. Peki. E, yani Galatasaray'ın farkı ne arkadaşlar? Muslera çok Simoviç. uzun Simovic. götürdü. Evet. Simovic. Doğru. Tafarel, Mondragon, Muslera. Arada hatta o Litvanyalı'yı bile sayarım. O da çok iyi kaleciydi. Stavce. Stavce. Bak yani bakma sen. Yani Galatasaray'ın... Friedel vardı. Brad Friedel. Friedel evet. Bu Galatasaray hep iyi yabancı kaleciler Doğru. aldı. Doğru. Peki e, ben de Uğurcan e, performansları da öne çıkan kaleci olur diye düşünüyorum. Çünkü büyük maçlarda özellikle büyük maçlarda hep farklı oynadı Uğurcan. E, bunu da söyleyebilirim. Şimdi stoperlere geçtik. Vitor Hugo Atilla Salahi. Bana göre iki tane formda olduğunu düşündüğüm stoper. İkisi de çok iyi stoper. Evet. İkisinde farklı özellikleri var. Ama birini takımına al derlerse büyük bir ihtimalle ben Salahi'yi alırım. Benim düşüncem. Top kazanma başarısı yüzde mü? <laughs> çok iyiymiş. Ama yine ya de... Zalai'nin de bayağı düşük. Evet. E, ama Zalai'nin işte sol ayağı... Top, Daha çok oyun kuruyor diyorsun Top değil mi? kullanma becerisi, e, birebir de çok hani hızlanabilmesi vesairesi e, benim çok beğendiğim. Bu arada tabii, tabii. Vitor Hugo da çok aşırı beğendiğim. Hatta Beşiktaş'ın direkten dönen stoper yani yüzde <laughs> alıyordu neredeyse 2018'de. Olmadı son saniyede. Çok beğendiğim bir stoper. Çok sert ve diri bir stoper. Ama Zalai sanki e, ki piyasası da daha yüksek değil mi? Şu anda öyle evet. Çünkü genç oyuncu olması. Ben Zalai... Takımıyla bayağı boy gösterdi. Bir de bu sene performansı bin maçta oynadı ya. Hani rekor, <laughs> rekor kırıyor ya şu anda. <laughs> e, 26 maç mı? 26 resim, 26 Vallahi maç mı? Garip bir, garip bir rakam var. Evet, Avrupa da, 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 o, yüzden ben de Zalai diyorum. Milli maçlar vesaire. Ben de Zalai diyorum. <laughs> Ee, çok özel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Vitor Hugo'yu çok beğeniyorum ama Atilla Salay çok özel sezon geçiriyor. Jorge Sus'un muazzam dokunduğu bir oyuncu haline geldi. Ee, Fenerbahçe'ye kattı. Fenerbahçe ona kattı. Ve oyun kurma anlamındaki rolü de dahil ettiğimizde ki Fenerbahçe için son derece önemli bir oyununda. Oynadı oyunda. Ben de Atilla Salah'ı ediyorum. O yüzden. Barış Rutsu? Al desen Zalai'yi alırım. Oynat desen Vitor Hugo'yu oynatırım. Güzel. Biz sonraki eşleşme Serdar Bartre eşleşmesi. Bence çok zor bir eşleşme daha stoperde. Yani Serdar Aziz oynadığı maçların hepsinde <laughs> Giresunspor maç harici hariç inanılmaz oynadı. Yerli Ramos diyorlar hatta o yüzden ona. Ee, sakatlı olmadığında tamamen zihin olarak kendini sahaya verdiğinde ki Barış Şuğur'tu çok beğendiği bir yerli stoperdir Serdar Aziz. Yerli stoper Hep savunmuştur, desteklemiştir kendisini. Çok beğenirim. Ama Bartra tecrübesiyle ben bu tür maçları daha farklı oynadığını gördüm. Ben Bartra bende bir tık daha beğendim. Ben önce. de demin ki e, güzel ilerleyip hangisini takımına alırsından ilerleyip Bartra diyorum. Bartra. Bartra'nın daha etkin olacağını düşünüyorum bu arada maçta da şutça. Bartra'nın ismi geçmişi çok önemli değerli tabii ki. Yani Barcelona görmüş, Dortmund görmüş, hmm. işte en son Sosyada İspanya Milli Takımı. İspanya mil Takımı görmüş. Ama o görmüşlerin performansını hiç göremedik onda. Serdar Azizi Giresun maçında olur insanlar hata yapar ama Bartra'dan beklentisi Trabzonspor'un camiasının çok fazla eee Tam olarak karşılayamadı mı diyorsunuz? Şu ana kadar karşılayamadı. Bir de e, yani maç öncesi de hani tekrar onu söylemek istemiyorum. O burun ameliyatı işi çok canımı sıktı. Hmm. Benim çok yanlıştı. E, ama e, tabii ki Batra çok Etkiler büyük. Etkiler mi öyle durumlar performansı? Yok, yani gittiği zaman olmalıydı. Ya, Trabzonspor büyük e, zamanlaması bir camia ya, veli. Yani Trabzonspor'a böyle yani çok fazla bunları konuşmamıştım maçtan önce de. Ama ben şu anda Serdar Aziz'i seçiyorum. Yani. sol bek. Eren ferdi. Sezon başı özellikle transfer edilirken Eren Elmalı yani baya e, baya övgüler dizdim ben. Bu da tartışmasız bir şey bence. Tartışmasız bir kıyaslama bana göre. Bana göre de şu anda öyle. Yani sezon başında hani Aralık ayı gelecek böyle bir maç olacak. Öncesinde böyle bir soru soracak deselerde o dönemde Eren Elmalı derdim. Daha sezon başlamadan önce. Ama gelinen nokta itibariyle Ferdi bu sezon bana göre Türkiye'nin en çok gelişim gösteren oyuncularının bir tanesi. Bir, Sol bekliyorlar oynuyor, bir, sağ bekliyorlar bir, bir, oynuyor. Biri olabilir yani direkt. Nasıl? Yani bir numarada o ben gelişim anında. bir numara diyorum ben Türkiye'de şu anda. E, oyuna katkı, hücuma katkı, top kullanma becerisi, özgüveni. Bir de garip bir fiziği de bir. Yani ilk geldiği Ferdi Şükür. değil. Çok güçlendi o. Bayağı omuz yediği zaman düşen çocuk şimdi çok güçlü hale geldi ve orada ya sol bekte bu performans göstermesi, sağ beke attığın zaman o performans göstermesi, orta sahaya attığın zaman aynı hiç düşmemesi e, bana göre ligin en değerli işte oyuncu yani genç gelişim gösteren oyuncularından bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Hiç tereddütsüz Ferdi derim ben. Hiç Eren Elmalı'yla mukayese etmem. E, bana göre Ferdi e, Eren Elmalı'nın performansı bekleneni verdi mi çok emin değilim. Ne ki biraz hayal kırıklığı şu an. Orada çok da bir, çok beğeniyorum. Orada da bir, orada aslında. da bir e, Arif boşluk çok güzel. izledim. Doğru. E, Araklı değil mi? Araklı'dan çıkma herhalde. Araklı Spor'dan çıkma. Trabzon Spor altyapısı. Alt altyapısı. Araklı Spor'dan Trabzon'a geçmiş. E, baktım biraz okudum kimdir nedir diye. Geliyor o çocuğu, Arif. O çocuğun ayağında bir e, şey var. Mıknatıs var. Yani ayak Benşallah. sol ayağa nasıl anlatayım sana? Oyun kurucu sol bekler vardır ya hani böyle tabii ki o seviyede değil. Tabii ki şimdi ya, insanlar da yanlış o anlamasın. Se aday. Yani Adriano tarzı işte işte Marcelo Real Madrid'de sağdadır mesela ama oyun kurar. Hı hı hı. Bu çocuğun sol bek olmasına rağmen e, oyun kurma becerisi var. O yüzden de iyi işlerlerse ben tanımıyorum Burası, sen daha iyi tanıyordur. Şey de çok önemli bu arada. İşte yaşansa dikkat ediyor mu ailesi onlar artık çok önemli o çok futbolda. Çok karakterli bir çocuk. Ha, o, ama... Onlar da önemli. Fiziğini yüz yüz geliştirmesi lazım ama ben ayağını çok beğendim. Ben de çok beğendim. O çocuk geliyor gibi gözüküyor. Kesinlikle. İşadak şey gelir. Tarif konusunda. Yukarıya Bu arada alınma Barış bırakırken sözü. Ee, i̇kisi de milli takımın soldaki normaldi. normalde. Hı -hı. Birisi beklentilerin biraz da altına giderken benim çok büyük umudum vardı. Hala var. Anlatacağım şimdi. Hala var. Eren'le ilgili onu da söyleyeyim. Haksızlık çok, etmeyelim Eren'e. Kesinlikle. Teknik özelliklerini, kapasitesini, potansiyel kapasitesini çok beğendiğim ve inandığım bir oyuncu. Belki üst üste çok maç verdiler, dinlendirmediler ondan da olabilir. Ama ne yazık ki şu andaki görüntüsü böyle gitti benim beklentim böyleyken. Ama diğer tarafta Ferdi yani şöyle de değil. Direkt böyle gitti. Sezonun ben de hatta fikirdeyim. En çok gelişim gösteren oyuncusu ligde. Eskiden ben Ferdi'ciyim denildiğinde Ferdi Tayyip Rakt'la gelirdi. Bundan sonraki dönemde ben Ferdi'ciyim denilince herhalde Ferdi Kadı olarak da gelecek diye düşünüyorum. <laughs> evet, şimdi şöyle e, şunu söyleyeyim. Eren'le ilgili e, bir sene önce hatırlarsanız burada daha yeni evet. çıkarken ısrarla söyledim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'a sol bek arıyordular. Ee, çok genç, çok başarılı, çok iyi geliyor diye söyledik, söyledik, söyledik. Hatta ee, ee, bir kampta dedi ki Barış abi bizi akraba zannediyorlar. O kadar çok evet. söyledik ki beni dedi. Ee, şimdi Ferdi Kadıoğlu bu seviyeye kaçıncı yılda geldi? Hem de Nimegen'den geldi. Ama hocalar bak, haksızlık yaptılar Ferdi'ye. Dur, çok net söylüyorum. dur, dur. Az bitireyim. Bak şimdi Nimegen'den geldi, Hollanda altyapısından geldi. Erencik ise sadece Kasımpaşa'nın altyapısından geldi Eren. E o Ferdi ne olarak geldi? Bak, bak, şimdi. On numara geldi. Dur. Şimdi Eren Kasımpaşa'nın paf takımından geldi. Ve şampiyon takıma geldi. Şampiyon takımının sol bekine çok büyük milyon eurolar bon servisle geldi. Doğru. Bunları saydıklarımın hepsi bir baskı adedi. Doğru. Ve her maçı 30 bin 40 bin kişiye oynuyor. Trabzon'da çocuk Böyle bir şimdi öbürü Hollanda'da Ajax'a karşı oynamış, PSV'ye karşı oynamış, Dirk dikkatten oynamış. Bilmem Nister oyunun son döneminde bir, bir atıyorum Vampers ile oynamış. Biz evet. oynamış yani. Ve Ferdi dördüncü senesinde bu halde. Milli takımda da kunt solu bozmaya çalışıyor gerçi ama yani maşallah. Şimdi Ferdi mi Eren mi? Ben şu anda tabii ki Ferdi diyorum. Ama Eren'e de sabretmek lazım. 24 maç oynadı, hiç dinlenmedi. Avrupa kupaları. Ya bu çocuk yani U19'da bile Avrupa'da bir takımla karşılaşmadı. Şimdi Ferdi Türkiye'den çıktı veli. Balkanları geçti. Fransa, Almanya, İtalya o arada şu anda gidiyor Ferdi gidiyor. Ferdi bizi bitti bitirdi. Zaten teklifler de evet. oldu söyleniyor. Yani, evet. Yani Ferdi çünkü Ferdi ben biliyorum iki sene önce e, kiralık gitmek istiyordu. Yani. Evet. Anladın mı? Onun için etmek lazım. Ben Eren'in e, bir hayal kırıklığı olduğunu asla düşünmüyorum. Şu ana kadar. Hatalar olabilir. Ama yani kadar. şimdi Eren'i Roberto Carlos olarak almadın ki. Eren bir yatırım transferiydi. Hem oynayacaktı o hem o yatırımına göre bir planlama için aldı Trabzon. Doğru. Katılıyorum. Ceza Fenerbahçe'nin Ferdi'yi aldığı gibi. Yani Filip onu alsın da Fenerbahçe'de de beni Tabii. kurtarsın diye değil. Ama ee, i̇kisi de çok değerli çocuklar. Milli Ama Eren boyları. zaten oynayarak Eren bir oyuncu. Göreceksin bak çok iyi yerlere Aynı gelecek. Aynı Baba zaten. Baba lazım. Taraftarlara Taraftara söylüyorum. Ee, tabii ki şu anda Ferdi. Bir, ben de bu arada e, altyapılarla ilgili de ya yani çok doğru bir kısma değindi Barış Şurası. Ben çünkü altyapı konusunda biraz biz e, kendi oyuncularımıza haksızlık yapıyoruz. Bu 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 gerçeği de görelim. Şimdi e, Türkiye'de altyapı yatırımı yok. Yok. Türkiye kaç milyon kişi? Yani Türkiye'nin nüfusu 80, 80 şimdi 80 milyon diyelim. Türkiye 80 milyon e, nüfusu var ve kaç milyon genci var? Almanya'da kaç kişi, kaç tane Türk var? 5 milyon, 6 milyon Türk Hı -hı. var mı? Var değil mi? Hoca var öyle. E, real Madrid'de 3 tane Türk oynadı. Evet. Kim onlar? Nuri Şahin, Hamit Altıntop, Hamit Mesut Özil. Evet. Üç tane Türk. Hı -hı. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Nerede yetiştiler? Almanya. Almanya'da. Şimdi arada, hakikaten de Ferdi'den girdik mevzuya ama arada altyapılar arasında çok büyük fark var. O yüzden bizim çocuklarımız ne yazık ki bence 3-0 geride başlıyor. Altyapıya yatırım yok. Altyapı sahaları berbat durumda. Altyapı eğitmenlerine para verilmiyor. Altyapı hocaları 3-5 bin, bin lira maaş alıyor. E, altyapı futbolcu seçimleri çok liyakata göre mi yapılıyor, neye göre yapılıyor çok emin değilim. E, o yüzden de biraz kendi futbolcularımızı eleştirirken o altyapıdaki e, haksız rekabeti, Avrupa olan haksız rekabeti de gözden kaçırmayalım. Yani tabii ki Ferdi'nin aldığı Hollanda'da eğitimle bizim Türk çocuğunun burada aldığı eğitim arasında, altyapı eğitim arasında çok büyük fark var. Kesin. Bizim buraları düzeltmemiz lazım. Şimdi hep kulüp isim ver, kulüp isimleri veriyoruz ama koskoca o büyük dediğimiz kulüplerin altyapı sahaları suyun içinde çalışıyor çocuklar. Yıllardan beri bir sağ yapamıyorlar. Çok sağ yapan geliyor diyor. bana. Yönetim... Test yapamıyorlar. Garip geliyor. Nasıl oluyor alt ya? Yapıdan... E yardımı alıyorlar. A takımdaki futbolculara taksit diyor diyorlar. Aynen. Bilmiyor muyuz? Altyapıdan altyapıdan alt, yapıdan, yani? alt, yapıdan, e alt yapıdan sorumlu yöneticiler kim? Kim mesela? Tanıyor muyuz? Şu anda net olarak değil? mesela Galatasaray altyapıdan sorumlu Beşiktaş altyapıdan sorumlu yöneticisi var mı? Önemli mi? Kıymetli mi bizim için mesela? Yani herkes kimi biliyor? A takım sorumlusunu biliyor. Basket sorumlusunu biliyor. Futbol şubesini hmm, biliyor. As başkan, ikinci başkan. Mesela altyapıdan sorumlu yöneticinin bir title bir titri var mı bizde? Yok. Kıymeti yok çünkü. Çünkü orası köşeye atılmış. Para verilmeyen. Koskoca Ajax kulübü bütçesinin %30'unu oraya evet, verirken tabii. biz %1'ini falan veriyoruz. O yüzden de orada katılıyorum. Bizim altyapılarda çocuklara mucize yaratıyorlar. Buna rağmen de hakikaten iyi oyuncular çıkıyor. Evet, mucize yaratıyorlar yani ha Şimdi çocuklar. Trabzonspor'da ben Sayın Ahmet Ağal'ın seçildiği ilk günü biliyorum. Bizi topladı bir yerde. Rahmetli Özkan Hoca da vardı. Allah rahmet eylesin. Yunanma evet. ee, günü vardı. Efsaneyi analım hocamızı. Şöyle bizi topladı. Dedi ki artık bu işler deniz bitti dedi. Trabzonspor kendi altyapısından, kendi kurumundan, kendi camiasından yararlanacaktır. Ben futboldan ne anlarım dedi. Ben en fazla golften anlarım dedi. Trabzonspor'da idarecilik yaptım. Evet geçmişte ama dedi futbol artık hocamızın işidir dedi. O tespit edecek ona göre dedi gideceğiz dedi. İki ay mı ne sürdü o işler. Ondan sonra e, bir transfer yasağı vardı. İşte Abdülkadirler mecbur oynadı. Parmaklar oynadı, Ömürler oynadı, Yusuflar oynadı, Uğurcanlar oynadı. Ondan sonra başladık transfere. Trabzonspor her gün imza attırıyor. Hı. Arada Bir Charlotte Trabzonspor tarihine çok zarar vermiştir. Bak çok çok zararı vardır Charlotte'un. Ya Charlotte bir zarar verdi. Bak gel bak şöyle. Hı -hı. Öyle bir yorgan, öyle şeyler örttü ki Charlotte. Öyle kötü oyuncuların gelişini örttü, konuşulmasını engelledi ki. Sonuçtan tutun o şeyler geldi, Görsel İvanil dolar geldi, o mesiaslar geldi. Ya şu anda saysam inanamazsınız. Ne kötü oyuncular geldi ama bir Sörlot, bir Sörlot dendi kapattı. Sonra e, Trabzonspor evet şampiyon oldu ama bakın Arif diyor ya şimdi Arif kaç yaşında? Arif'in normalde 2 yıl önce A takım'a Doğru. girmesi lazım. Doğru. Ariften önce Faruk diye bir çocuk vardı. Yine Arif, çok ilk çıktığında burada yine aynı şeyleri dedik. Faruk. Şimdi ya şey de Giresunspor'da Giresun, bak yani. Faruk vardı. Bak Faruk yok, ortada yok, oyuna girmiyor. Kupa maçında oynadı. 5-0 yenildi Giresunspor Şimdi bu çocukların değerlendirilme bu çocuk bak e, şimdi Galatasaray altyapısını gördüm geçen gün. Genç oyuncular Müthiş. Çok. ve Beşiktaş antrenmanına gittim. Bak Semih diye bir santrafor izledim. Evet. Buradan aşağı Maradona gibi belden aşağı. Ee, yani e, Fenerbahçe altyapısı zaten Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'ye yaptığı en büyük e, hizmet. Bayo Sayın Tahir Karapınar'ı e, takıma getirmesidir. çok büyük bir atılım yaptı Fenerbahçe altyapıda. Çok önemli oyuncular çıkarıyor. O yüzden hani e, altyapılarda oyuncu yok diye var. Değer vermek lazım. Peki hızlıca kalan eşleşmelere geçelim. Gıbamen Arao. Merkez orta sahada. Arao diyorum ben. Ben, ben de, de, Arao diyorum. Arao diyorum. Fırat Güner de Arao dedi. Arao işte de Hamşik Crespo. Benim için günün en zor eşleşmesi benim adıma. Bunu geçtik. Ee, Marek Crespo. Benim için değil. Benim için değil. Ee, geçen sene olsa bir saniye düşünmeden Marek Hamşik derdim. Yüzde Bu sene orta sahada bana göre e, yılın oyuncusu olmaya aday şu 14 hafta itibar 14 hafta Avrupa performansında katıyorum işin Hadi. içine. Ee, çok üst düzey performans sergiliyor. Jorge'üste beraber daha da seviyesini çok acayip yani maç bir. maç verdiği pas neydi ya yani? öyle evet. pası gibi. Evet, o yüzden ben Öbürkü de bu arada eee Napoli'de herhalde Maradona'dan sonra değil mi? Yani ya, büyük heykeli et. falan dikilen çok büyük büyük ya, bir et. star yani o da. Geçen sene Trabzon'un şampiyonu. Geçen sene Trabzonspor şampiyonunun bence kareasında var 4 oyuncusundan bence bir tanesi. var. Çok büyük oyuncu ama bu seneki performansı göre konuştuğumuz için e, Crespo çok daha ileride bu sezon bence. Bu Dünya Kupası arası Ama en diğerinin çok... diğerinin sonuç değiştirme ihtimali yüksek tabii daha Kesin, yüksek oyun tarzı itibariyle. Bu Dünya Kupası arasının en çok yarayacağı oyuncuların bir tanesi Marek Hamšík olduğunu düşünüyorum. Çok iyi döneceğini tahmin ediyorum Marek Hamšík bu Dünya Kupası arasından sonra takıma. Ama Crespo her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor. Çok özgürce rol almasına rağmen hem savunmadaki hem de hücumdaki görevlerini eksiksiz neredeyse yerine getiriyor. Ve hücum kısmında da kendine Jesus tarafından o imkan sağlandıktan sonra, o yaratıcılık tanındıktan sonra orada da çok kreatif işler yapmaya başladı. Ben o yüzden bir yani zorlanarak bir tercih yapmak durumunda olduğum için bu maç üzerinde Crespo diyorum. Hamşik çok büyük oyuncu. Ya çok klas oyuncu. Geçmişi, geçen sene yaptıkları. Ama e, tabii ki yaş geldi, düşüyor. Hoca da onu zaten hani devamlı 11 planı da yok. E, Ferdi için dediklerimi Crespo için de diyorum. Bu da çıktı gitti Türkiye'den. Çok net gitti yani. Bu hmm. Ferdi'den de önde koşuyor. Bu İspanyol falan. İspanya değil mi o zaman? Bu, bu gitti yani. Onun için Crespo sadece Hamşik'te değil, Türkiye'de karşılaştırılacağı mevkisinde oyuncu yok yani. O zaman Avrupa'da Bundan sonraki turlarda göstereceği performans ve transfer olursa, İspanya diyorsun mesela, Hı. oralarda göstereceği 2018 performans... 2018'de Bolu Spor almadın. Crespo'yu? Furkan Bey, ileri programında 6 ay bayındır yerden yere vuruluyor. Bu kadar kötü kalecisi, inter neden ilk deniyor gibisinden bir şey söylemiş, yazmış, milye, yorum yapmış. Milye, milye. Biz bir kere yerden yere vurmuyoruz. Hatta tam tersi, çok daha büyük işler yapması gereken potansiyeli varken onları yapamadı diyoruz. Yani evet. çok büyük kaleci, çok daha üst düzey bir kaleci olması gerekirken onları yapamadı diyoruz. Yerden yere vurmuyoruz. Inter'e ilgilenebilir. Inter'e gidebilir bu arada yani şeyde değil. Sonuçta sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ama bizim yaptığımız eleştirici oyuncuyu yerden yere vurmak değil. Tam tersine yapması gerekeni bir şekilde işaret etmeye çalışıyoruz. Yani çok çalışması, Fenerbahçe'nin kaleci departmanı konusunda bir gelişim göstermesi yoksa yeteneği yani Altay'ın yeteneğini tartışmıyoruz. Altın'ın biz girişimini tartışıyoruz. Buradan da ona cevap vermiş oldum. Ee, tamam. orada bir haber okudum. Bugün böyle de haber yapılmaz yani. Kim hatırlamıyorum hangi neresi olduğunu ama Altay Inter'le görüşmüş ve Inter'den ilk 11 garantis istemiş. Böyle bir şey olur mu yani? Inter transfer edecekse bir oyuncuyu 11'de kesin oynatacaksınız öyle gelirim. Der mi hiç Altay? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle, öyle şey olur. olur. Öyle haber olur mu? Neyse. Ee, İrfan Can, Trezege. Bak gecenin hakikaten en zorlarından bir tanesi bir daha bence. Çünkü Trezege şu ara dönemin Trabzonspor'da en formda oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani şu kamp dönemi vesaire lig başlarken bilmiyorum katılır mısın Barış Ruhiç Seven evet. ama İrfan Can da Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu. Evet. Şu ara dönemin. Ferdi ile birlikte en formda iki oyuncusu İrfan Can Kahveci'dir. Zaten başından beri meziyetleri itibariyle çok beğendiğim bir oyuncu. Milli takımda her zaman 11 oynaması gerektiğini düşündüğüm. Kendisini sahaya verdikten sonra da bunu zaten rahatlıkla alabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Ben zorlansam da İrfancan diyorum bu maçta. Ben de böyle hani Trezege çok formda. Çok bu maçta Trabzon adında sahne çok olursa muyum, o, bence o sahne Bence de olur. Ee, Maçın kaderini Trabzonspor'da Bakasetas o Gomez üçünü söylüyorum ama e, İrfan Can Fenerbahçe'nin en büyük yıldızı. E, bir, bir adım çok formda bu sene. E, Trezegen'in böyle bir yalpaladığı dönemler de oldu ama alıştı. Şöyle az farklı da olsa ben de Elif Hanım diyorum. Trezeguet'in bence en büyük sıkıntısı Emback'in yerine gelmesiydi. Ya evet tabii o kıyaslama hmm. çok zordur ya. Ama atlattı orada. sanki onu. Atlattı Değil ama mi? sezon atlattı. başında çok sarsıldı. Doğru. Yani çünkü herkesin gözü Vakame ne yapardı? Vakame ne yapardı? Doğru. Vakame çok özel bir oyuncu. Onun, o aynı bir kere ikisi de sol önde falan falanmış ama bayağı farklı oyuncular. Farklı, evet, çok farklı oyuncular tabii. Ee, ve herkes de ondan o beklentiyi doğru. O beklentiye girdi. Bence o biraz onun dengesini bozdu ama toparladı. Çok iyi oyuncu olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Ama her şeye rağmen ben de bu sezon form itibariyle İrfan Can diyorum. O zaman e, bir diğer eşleşme, bir son eşleşme. Evet. Ener Valencia Gomez forvette. Valencia burada... 11'de mi oynayacak? Yani e, oynamayı da bilir. tabii bilmiyoruz. Batu Şuay'da. Batu Zaten iki tane forvet oynayacak da en az hani. Joshua King, Batshuayi, King çok Joshua King, başladı. Valencia, Valencia, Batshuayi. King şimdi İstanbul Spor maçında King'i oynattığı için ben oynatmaz diye tahmin ediyorum. Bence şeyde. Valencia, Batshuayi gibi geliyor bana da. Bana da öyle, öyle geliyor. Mu? Ben de öyle tahmin ediyorum. Ama King de bu kadar iyi başladığı için çok formda, King King'i büyük bir ihtimalle şey de yapabilir. Yani ikinci Onun kanat, kanat özelliği de olabilir. var, o da var. Evet, kanatla da, yani. da oynatabilir. Ee, 3-4-3'ü üç, yani, oynayacak Fenerbahçe. 3'te oynayacak biliyorsun. Ama gibi. zaten yani şimdi İstatistiğe baktığımız zaman zaten çok ikisini karşılaştırmak pek kolay yani ya Gomez benim adımlarımda her karıktı. Evet Gomez'i Evet, Gomez biri 13 Gomez'den gol attı. Ben çok şey bekliyordum. Biri 13 ben gol de. attı, biri bir gol attı. Değil yani. mi? Evet, çok şey bekliyordum. Yani hala bekliyorum. Onu hissettiriyor. Yani e, böyle topu alışı, Doğru. tutuşu, dönüşü, yani alana çıkışı. Ama o golleri, o beklediğimiz yani Gomez golleri gelmedi. Çok da önemli kontrata imza attı. E, ee, öbürün istatistikleri orada Dünya kupasında bile iki gol attı. Hani şu anda Valencia. Ben de Valencia diyorum. Ben de Valencia diyorum. Çok büyük bir şu anda istatistik farkı var. Zaten bir taraf bir gol atmış, bir taraf 13 gol atmışken. <laughs> Dünya Akbası'na kaldığı devam etti evet, Valencia'ya halimiz yok. Valencia çok daha önde. Çok özel bir sezon geçiriyor. Skor. Ben 3-2 Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben bir... Ne anlattık demin sana ya. O senin düşüncen. Iki, i̇ki golden fazla olmaz dedik. O senin düşüncen. Senin düşüncen seni bağlar. <laughs> ee, ben 1-1 bir, bir diyorum. 1-1. Bir, bir. Genelde beraberlik yapmamaya çalışırım tahminlerde ama çok bir birlik var. Şimdi Ali Aydın da gazeteci arkadaşımız mesaj attı. O da beraberlik bekliyor. Hı. Ben de beraberlik bekliyorum açıkçası. Yani beraberlik ikisini de üzmez ya. Sanki mesela son yet, mesela 70. dakika mesela 1-1. Bir, bir, iki tarafta risk almaz gibi geliyor. Bilmiyorum alır mı Trabzon? Ben o dediğim gibi yani o kısır bir maç olacak. 2-1 Trabzonspor kazanacak diye düşünüyorum. 3 tane gol oldu yani. Üst ya, oldu işte. Pozisyonlar olarak yani hani mesela 3 gol oldu ya en fazla da 5 pozisyon oldu toplamda yani. Öyle olur. Gitgelli maç olmaz diye düşünüyorum. Çünkü iki teknik adam da çok taktiksel oyuna, e, disipline çok önem veriyorlar. Peki bu maça dair son bir sor <laughs> soru. Çok birer cümle rica edeceğim yorumunuzu. Sonra geçiyorum Beşiktaş'a. Ee, ha Evren göz güzel bir soru sordu. Onu da soracağım. Evren notumu aldım şimdi. Sorum stüdyo diyerek bir soru sormuş. Onu evet. da şimdi soracağım. Önce diğer soruyu sorayım. Ee, Fırat Güney'e sorayım. Sor. Jesus üçlü mü oynamalı, dörtlü mü oynamalı? Yani iki stoper mi, üç stoper mi? Üç. Üç stoper. 3'lü iyi oynatıyor. 3'lü de iyi offside taktiği yapıyor. 3'lü de iyi maçlar çıkardı. Bence üçlü oynamalı. Sence? Ee, bence üçlü çünkü dörtlüde Fenerbahçe çok geçişiyor özellikle arkaya koşu yapan 8 numaralardan çok geçişiyor ee, yani ee, bir de üçlüyü çok iyi üçlü de iyi kapatıyor ama bu seferde Fırat'ın dediği olay o offside taktiği yer yer çünkü Trezege ve Viska gibi iki çabuk oyuncu Abdülkadir Ömür oynarsa o da bir risk ama yani, oyun planı ee, Üçlü. Evren Gözün sorusunu soruyorum. Çok güzel bir soru. Dünya kupasından sonra sorulabilecek en güzel sorulardan bir tanesi. Evet. Toplam, Toplam kaç dakika uzatma olur yarınki maçta? Hadi. Bizim hakemlerimiz... Ya yo değişti değişti. Bugün gördün. Tamam işte. Bugün evet. elektrik kesildi işin değil mi? Bak elektrik. Önce elektrik kesilse olsun, de olmuyor. Evren ya. sağ olsun bir konuyu açtı. Çok güzel. Şimdi bakın. Uzun uzun yok. Çok detaylı. Tamam, şimdi de, Bak şimdi. Hafta içi kupa maçları izledik değil mi? İzledik. Vicdanınıza sığdı mı ya? Benim sığmadı ya. Yani benim sığmadı ya. Hangi konuda? Ya her konuda ya. Ya o maçlarda çalınan düdükler. Ya varsız ne halde olduklarını gördük ya. Ya vicdanınıza sığdı mı ya? Adana'da, Antalya'da. Bayağı hatalı ne, gol var ya. Yani? Ya o elenen takımların nasıl elendiğini ya bırakın. Ya kime karşı yapıyorsunuz ya? Lan ne olur o takım o, o, takım gelmiş orada kime karşı mücadele? Her maçta kaybeden takımlar ya Beşiktaş, Fenerbahçe ya hatta Trabzon bile maçından bile bulurum size. Galatasaray ya bırakın ya. Ya bu, ya nedir bu küçüğü böyle ovalama yok etme şeyiniz? Ne oldu şimdi? Antalya'da çaldın o penaltıyı. Ne oldu şimdi? Adana'da verdin o penaltıyı. Ne oldu? Beşiktaş Urfa maçında atmadın Emre Can'ı. Ne oldu? Ne oldu? Türk futbolu mu kurdu? Ne oldu? Ne oldu ya? Vicdanınıza sığıyor mu? Şu kupa maçında çaldığınız düdükler yok ettiğiniz gibi elendi. Ne oldu Urfa Spor? Hoşuna mı gitti yani? Güzel. Hakem arkadaşlar. Bravo. Bravo. Urfa Spor'u elendi. Gitti. Hakem yüzünden de elenmedi. Okur. Şimdi oruk olursa Ay, beşine geçiyoruz zaten. Ya, yani onu demiyorum. O zaman yani her şeyi sorayım. Kaç dakika uzatma olur tahmini sorayım. Hakem yüzünden mi? Orada Eyüp Spor'a. Öbür tarafta şuna. Ne oldu? yok ne oldu? Al kupa oyna şimdi. Süperlik tamam. bak, bak, bak eğitimde de bunu görüyoruz. Bu aslında dünyada da olan bir şey Veli ee, bir sınav yap 100 soruluk. Limiti 80 sorunun üzeri yapanlar kazanır dersen e, ağırlıklı 70-80 arası olur hep öyle olmuştur. 60'a indirirsen ağırlıklı 50-60 arası olur. 30 net yapan kazanıyor dersen ben sana söyleyeyim 30-35 olur. Güzel. Var sistemi geldi. Hakemlerin bütün şeyi bitmiş ben sana söyleyeyim. Tamam, Artık nedir? tamam. Ayıp ya. Yani şu anda şey falan Erman Turul, Ahmet Şaka falan tek gözü kapalı falan yaparlar bu hakemleri. Tabii ya. Bak tek Vallahi gözleri kapalı. Sağlıkta da falan böyle. Herkes ama. Bütün Kesin. eski hakemler. Şu anki var Ahmet ya. Ahmet Çakar falan. Zaten, var, avar. Bak, Ahmet Çakar şöyle Erman Torul, Ahmet Çakar bak, tek gözlü iki gözlü. Var, falan. avar, ne var Hayır. ne yok. Hepsi devrede <laughs> ve Hayır. çok bu acayip tembelliği alıştırmış. Ya o Fenerbahçe-İstanbul maçında ya. Ya Fenerbahçe'nin attığı gol. Fenerbahçe'ye vermediği penaltı. Ya Volkan Bayazdan. Evren ne yaptın sen ya? De, Evren sen de Ya Volkan Bayazdan sen de çölde serapmışsın ya. Bir uzatma sordum. Yani e, seni bir, uzun, sen seni bir övdük de övdük seni de <gülüyor> <gülüyor> Ne olduğunda ortaya çıkıyor. Ben 16 yani. 16 dakika diyorum 16 toplam. 16 dakika diyor. <laughs> toplam. Tabii, tabii şimdi görmeden tabii. 7-8 şey, diyorum ben. Tahminle bulunuyoruz 8. yani. 7'ye 8 mi diyorsun? 7'ye 8. Arkadaşlar bizim hakemler 16 dakikadan başlar. Ligin 25. haftasına geldiğimizde 3'er dakikaya iner Tamam. Bu Yarın için ne diyorsun? Ha? Yarın. Ya, Tahminen ya, böyle ya kaç işte dakika? Dünya Kupası'ndaki yani. özentiden dolayı işte 10 dakika uzatırlar. Toplam ilk yarı ikinci toplamın mı diyorsun? Yok yok yo, olur mu? 15 diyorum, 16 toplam, toplam diyoruz. 15 16 15 dakika, 15 dakika kesin. 15 uzak. dakika diyorsun. Evet. Ben de evet. 14 dakika diyorum aklım. toplam. Evren artı 5 ilk yarı artı 9 ikinci yarı. 5'e 9 diyorum ben de. Evrenin bir sorusu var. Bir dakikada hemen cevap vereyim dediğin 7 dakikadır. Evrenin <laughs> sorusuna cevap veriyoruz. <laughs> evren çok, <laughs> evren, çok <laughs> evren zaten çok. gülücükleri attı şu anda bana. Yani. Evren sen çok sen. selamlar. <laughs> Sağ olsun. O da çok kıymetli. Mustafa da çok güzel bilgi verdi ama Barış Rusya sakın girme hakem konusuna. Bir bilgi vereceğim ve geçeceğim. Dünya Kupası finalinde Marsinyak diyor. Vara bakmadan çaldı o penaltıları. Aldatana vara bakmadan sarı kart verdi. E, o yüzden yani. final Varsız maç yönetti Marsinyak diyor. O yüzden diyor. final yönetti. Öbürde evet, Öbürü de işte e, tamam, tamam, bitti, 2B bit. takımına <laughs> PTT Ligi tamam. takımlarını doğruyarak yok ederek al, al olsun senin dünya tamam. Türkiye Kupası gel. Beşiktaş, Şanlıurfa Spor maçı dedik. Evet dedik. Tabii Antep'e konuşacağız senin. aynı zamanda ama son 20 dakikada döndü Beşiktaş. Mis gibi maç. <laughs> Bak mis gibi. Beşiktaş, Hangi Beşiktaş buyur? daha iyi bir maç hissemez bence. Hem Beşiktaş camiası, hem Şenol Güneş hoca, hem bence yöneticiler e, ne olduğunu gördü Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş'ın neye ihtiyacı ha. olduğunu. E, evet. Acayip güzel. Ya Beşiktaş maçı 5 0 kazansa bence baya kötü olurdu. Ama ne olduğunu görmeyesinler mis gibi bir maç yani. Çok doğru e, bir tespit. Şunu gördü bir kere Beşiktaş, Beşiktaş'ın rotasyon Her rotasyon. Şey ortaya çıktı evet, değil mi? Evet, yani rotasyon falan yani öyle bir takım değilsin sen. Sen böyle 3 tane rotasyon yapayım, dört tane rotasyon yapayım. Geride de Necip de oynar. O da idare eder. Öyle bir şey kalmadı artık futbolda. Gelir iki alt lig takımı, gelir sana 20 dakikada iki tane atar. Ne olduğunu şaşırırsın, çevirmekte zorlanırsın takım olarak. O yüzden de ders gibi bir maç. Belli başlı e, hatalar ve defolar çok ortaya çıktı. Ve bence daha da önemlisi, hoca çok net e, kimlerin %100 oynaması gerektiğini gördü bence. Yani belli başlı isimler olmadan... Beşiktaş sahaya çıkarsa kadro kalitesi... Deli Ali olmayacak belli. Evet, kadro kalitesi Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in oyunu için yetersiz. O yüzden de en iyi oyuncuları oynatmak zorunda. Bir, Beşiktaş'ın bu seneki anayasasını söylüyorum. Bir, Getson sahada olacak. <laughs> olacak. Doğru. Başka <laughs> hiçbir çare yok yani ben size söyleyeyim. Getson o sahada olmak Doğru. zorunda. İki, Wood ve Gorst ne olursa olsun 11'de olmak zorunda. Cenk'le beraber tabii ki. Tamam. Yani 3. Peki çift forvet kim mi yoksa James sol, sol, olur, sol. sağ olur. Vegors önde olur. 4-4-2 olur. İkisi beraber oynar ama Beşiktaş'ın şu anda en büyük silahı Vegors Cenk ikilisi. Doğru. O yüzden de ondan Doğru. vazgeçmemek lazım. 3. Arkada Emrecan, Necip falan falan hiç macera aramaya gerek yok. Oynarsa Sayıs Tayyip Talha. Sayıs oynamazsa Tayyip Talha, Wellington hiç maceraya gerek yok. Bunlar Beşiktaş'ın bu sene yazılı olmayan e, kuralları olmak bence zorunda. Bence yazmıştır ben evet, sana evet Devre arasına kadar tabii ki. Devre arasında transferler gelecek zaten ama Beşiktaş'ın belli başlı yapı taşlarının çok bariz gözüktüğü bir maç oldu. Gerisi değişebilir. Redmond, bu arada Redmond da mutlaka olmak zorunda. Muleka'nın solda olmadığını artık çok net bir şekilde gördük ve bence en önemli nokta Delali. Yani Masuaku o da onun sakatlık problemi var, dizinde problemler ayrılacak var gibi. Umut sanki, oyn... ayrılacak gibi evet. doğru. Umut çok iyi performans göstermiyor. Birçok problem var orada ama asıl hikaye Delali. Çünkü Delali olmayacak mı artık? Ya bence sen daha önce olmayacağını söylemiştin. Valer'in, İsmail'in de gitmesinde önemli 5 tane madde sayarsam ben onu da sayarım. Çünkü ısrarla üst üste 6-7 maç oynattı. O 6-7 maçta bir tane Ankaragücü maçı galiba bir maç haricinde Hiçbir katkı sağlamadı. Ve işin garibi Şanlıurfa Spor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler ama birinci takımı değil değil mi? Değil. 2-B. 2-B. Evet. Sen deli Alis'in ve 2-B takımına karşı topu cezasız önünde alıp Doğru garip garip kayıplar yapıyorsun. Doğru. Sen burada da millet makara yapardı Türkiye Kupası'nda. Çıkartın işte atıyorum mesela Fampiros eleştirilirdi şey derlerdi. Çıkartın fan pörsüyü, 5 gol atsın Türkiye Kupası falan. Çünkü Türkiye Kupası daha alt Doğru. takımlarla oynanan bir yer. Bunun makarası yapılırdı yıllardır. Demek ki makarası yapılmaması lazımmış. Yani delalisin sen. Çıkıyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir katkı sağlayamıyorsun. Sağlayamadığın gibi çok kötü top kayıpları yapıyorsun. Delalinin probleminin e, motivasyon olduğunu ben biliyorum. Bir motivasyon problemi Neyi var. Neyi motivasyonlu? Yani ne, ne istiyor? Ben bunu konuştum profesyonellerle, hocayla. Tamam. Ne istiyor söyleyeyim mi? Ne? Ne? Ee, Deli Ali duygularını biraz kaybetmiş. Bir de duyularını. Yani Deli Ali e, soru Alex Ferguson'un Lampard ve Steven Gerrard gitti diye üzülmeyin. İngiltere milli Doğru. takımı. Deli Ali var orada dediği. Paris Saint Germain'in 100 milyon euro istediği Deli Ali dünya akmasına gitmedi diye üzülmüyor. Umurunda değil. Maç kaybettiği için üzülmüyor. Eee Hiçbir şikayeti yok. 28'de oyundan çıkarken dert etmiyor. Dert etmiyor. Tepki göstermiyor. Yani sen çıkart bakayım Kuvarejma 28'de oyundan. Vegors'u çıkart bakayım 28'de of. oyundan. Çünkü adamın bir maç kaybetmişim. Kötü oynamışım. Gol kaçırmışım. Tepkisi yok. Bu arada takım içerisinde ben Antalya'da kendim şahit oldum. En güler yüzlü adam. En mutlu adam. Arkadaşlar ilişkisi dört dörtlük, rahat yani böyle Bütün yani. antrenmanlara çıkıyor. ile konuştum, hiçbir antrenman kaçırmıyor. Fiziken hiçbir sıkıntısı yok ama adamda bir her şey güzel ya yani ne oldu ki falan modunda. Ya bir de onda bir enteresanlık onda bir problem var. var. Onda mental problem ben, var. Şimdi onda Kesinlikle. bir enteresanlık var. Şimdi şöyle ben öylesinde hiç görmedim. Şimdi yani Krasic geldi Fenerbahçe'ye dedik ki hani uçacak falan. Adam yürüyemiyor. İlk gün yürüyemiyordu. Gidene kadar da yürüyemedi. Evet. Şimdi bu adam ben böyle bir şey hiç görmedim. Bu adam koşu mesafelerine bakıyorsun, ya yani zannedersin ki o mesafelerle maçı aldı, götürdü, yıktı, kırdı, ooo falan. Ama koşunun dışında bu adam çok klas bir oyuncu, klas dokunan, klas yapmıyor. bırakan, klas yani önde klas, arkada klas, ortada klas bir oyuncu, büyük oyuncu yani. Ama yani şöyle diyemiyorsun adama. Ya maçı bırak ya. Yürüyor sağda diyemiyorsun. Hayır, maçın içerisinde adam evet, evet. bir şey hani ama ya yetenek unutulur mu? Yetenek kaybolur mu? Ben bunda gördüm. Ben başka hiçbir oyuncu da görmedim böyle. Doğru. doğru. Bence doğru. asla artık en azından bir süre 3 maç, 5 maç artık denemesin kimse. Yani Şenol Hoca da bence denemez, denemez. bu performanstan sonra. Böyle bir oyun şekli yok. Artık yavaş yavaş son 20 dakikaların oyuncusu olmaya doğru gidiyor. O yüzden de bence e, ee, çok kızdı Beşiktaş taraftarı. Çok canı sıkıldı. Herkesin morali bozuldu ama bence mis gibi bir maç. Acayip ders yani. Hani evet. Ne olduğu konusunda. Yok, çok güzel. Böyle Doğru. Çıplak çıktı her şey. Gözüktü ne oldu. Röntgeni çekildi takımın. Ee, bir de tabii ki 6'ya çok eleştiri yapıyoruz. Ersin yani hadi artık ya, bu kadar da düşemezsin yani. Hani bu kadar düşmemen lazım artık. Senin bir toparlama çok geç kalıcısın sen. Sen 35 yaşında falan değilsin bu kadar geriye gitmiş sen ya herkesin Ersin'den beklentisi bak ben size söyleyeyim Beşiktaş sözleşme imzaladı ya Ersin'de. Niye imzaladı biliyor musun? Neyi? Yani ben bu oyuncuyu bir ilk sene çok iyi paraya satarım düşüncesiyle. Bu şekilde nasıl satacaklar seni? Sen bu şekilde nasıl Avrupa yapacaksın? Rıdvan gibi Avrupa oynamak sa, istiyorsun. Ayaksa vermedi mesela Beşiktaş. Ama sen bu performansla böyle bir dünya yok. Çalışacaksın. E, sen şampiyon kalecisin. Formanı kaptırdın. Sana şans geldi Urfa maçında. Antalya'da hazırlık maçlarında garip bir üzerinde ağırlık var. Yani bu kadar genç yaşta bu kadar bu hale gelmesi bana çok acayip geliyor. Ben o şampiyon olduğu sene Beşiktaş'ın, açık konuşayım A Beşiktaş 6-7 seneyi kurtaracak galiba dedim kalede. Ama bu daha ne? Birinci sene sonunda Ersin'in performans düştü ve çıkmıyor. İşin kötüsü daha da e, aşağı gidiyor ne yazık ki. Peki Cenk Tosun benim en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi son dönem. Doğru. En başta milli takım için. Hı. Tam böyle Aşırı milli fonlar. takımda 9 numara, center for, kanat for, it, artık nerede isterseniz kullanabileceğimiz tarzı bir oyuncu. Kimse yanlış anlamasın. Ee, neredeyse kalmamışken, böyle iyi birine ihtiyaç varken Şenol Güneş imdada yetişti. Cenk Tosun'u aldı. Dedi ki Cenk Tosun Türkiye'nin en iyi santrforlarından forvetlerinden bir tanesi. Cenk Tosun işte burada dedi. 3 maç, 5 gol, 2 asist. Şenol Güneş yönetiminde. Peki o zaman ben şunu sorayım. Sor bakalım. Valerian İsmail neden değerlendiremedi Cenk Tosun'u? Şenol Güneş ne yaptı? Fark ne? Yani sihirli değil, hiç yok kişinin ulaştı sonuçta yani. yani böyle ya dokundu, hop. Fırat'a mı sordun? İkinize soracağım. Yok, ben çok kısa cevap vereceğim için sana geçsin hemen. Bir oynattı, bir oynatmadı. Cenk'in oynamaya ihtiyacı vardı. Oynamaya başlayınca kendini gösterdi. Aslında hikaye bu. Yani Cenk, Valen İsmail döneminde hazır değil, değildi. O zaman da hazırdı. O zaman da çalışıyordu, o zaman da hırsı vardı. Hatta Oğuzistan dolayı kırmızı kart falan gördü. Şenol Hoca geldi. Ben sana güveniyorum. Oynaydı. Başka bir cevap gelecek sanki gözlerinden <laughs> anlaşılmıyor Barış Yurdu severin de. Milli takımda da Hamit Altın top aynı şeyi yapıyor. Şimdi ee şöyle olayları farkında olmadan, kötü niyet taşımadan kendileri yöneteceklerini, yönetebileceklerini zannediyorlar. Şimdi bu doğru bir şey değil. Bir milli uzak takım dediğin, Milli takımda da aynı sınıf Hamit Altın top yapıyor. Şimdi milli takıma bir Neyin teknik... aynısını yapıyor? Özür dilerim. Aa, anlatıyorum. Ha, tamam. Peki. Milli takıma bir teknik direktör seç dediler Ahmet Altıntop'a. Ya gidersin Löv'ü alırsın, atıyorum Magat'ı alırsın, bir ismi alırsın. Ahmet Altıntop kendinin yöneteceği bir teknik direktör seçti. O yüzden milli takımda büyük sıkıntılar yaşıyoruz biz. Şimdi aynısı Beşiktaş'ta da oldu. Sayın Ceyhun Kazancı, Beşiktaş tecrübesini henüz yaşayıp henüz üst seviyelere getiremeden, gelmeden, sadece içindeki Beşiktaş sevgisiyle beraber rahat, huzurlu bir ortam bulurum diye de Valerian İsmail tercihini yaptı. Tercih yanlış değildi. Olabilir. o Tercihlere saygı duyuyorum. Ben yanlış diyecek kadar futbol otoritesi değilim. Ama ondan sonra olanları ben çok iyi takip ediyorum. Ben diyorum, soyunma odasından geldim ben. Ben anlarım. Çünkü üçlü İsmail gitti, dörtlü İsmail geldi. Çok çabuk geçti. Adam diyor ki 180 maçtır, 170 maçtır ben üçlü oynuyorum. Sampdoria mı? Florentina mı? Sampdoria. Kime yenildi? Sampdoria'ya yenildi diye Beşiktaş değil mi? Sampdoria maçında döndü. Ondan önce bir baskılar falan filan hoca oradan oraya döndü. Şimdi cenk konusu çok net. Ben sezon başında e, şimdi hoca bir şeyi görüyor. Oyuncunun oradaki antrenmanda Cenk'in ne kadar hırslı olduğunu falan. Ama bir bir şey var. Ya bu adam bu kadar futboldan uzak Bayern Münih'te oynamış, Werder Bremen'de şampiyon olmuş e, bir adamın bu kadar yani görmemesi, antrenman performansını görmemesi, değerlendirmemesi mümkün olabilir mi? Bunun altında başka şeyler oldu. Nedir? Hocaya çok müdahale olundu, müdahale edildi. Zaten daha baştan adama Çarşamba günü gelip cumartesi günü şampiyon, lider takıma üçlü oynayan, dörtlüden ben üçlü oynayacağım kardeşim deyip maçta da üstün olan Valerian İsmail transferlerinde tam üçlü üzerine tamamlarken neden dörtlüye döndü? Müdahalelen döndü. Seyirci baskısıyla değil, müdahaleyle. O seyirci baskısından korktu Ceyhun Bey tamam. ve oradan aman ne oluyor bir paniklen dönüldü. Şimdi bunlar üst üste geldi, üst üste geldi, üst üste geldi. O müdahalelerle Beşiktaş karıştı. Cenk gibi bir oyuncu sahanın içi kim ya orada işte ya hocaya bir şey demiştir ya Ceyhun kazancıyla bir sıkıntı olmuştur. Ondan sonra işler bozulmuştur. Olmaz. Bakın Beşiktaş'ı yönetmek başka bir şey. Katılmıyorum. Yıldız oyuncuyu yönetmek başka bir şey. Hocayı yönetmek başka bir yani şey. Mental olarak bunlar, düşürüldü mü diyorsun Cenk Tosun? İstemsiz bir şekilde o, de olsa. O, o, Tabii. Yani Cenk gibi bir oyuncun. Cenk hazır milli takımda o zamanlar değil mi? Milli takımda da çağrılıyordu. E Şimdi Cenk gibi bir oyuncudan yararlanmamak, kara maçında aklı sıra güya cezalandırıyor. Son bir dakika yok ısın yok gel git falan bunlar küçük şeyler bunlar. Ya bunlar yapılacak şeyler değil. Cenk gibi oyunculara yapılmaz bunlar. Katılmıyorum. Ondan sonra atar golleri sayarsın tribünden sen. Olmaz. <laughs> Öyle olmaz. Önemli olan yöneten, yönetici. Bak ben Ceyhun Bey'i şeyde basın toplantısında Şenol Hoca'ya karşı. Şenol Hoca bizim benim için çok değerli bir isimdir. Ama orada bak hakkını verdim haksızlık yapılmıştır. Ben olsam orada çıkar derdim ki Hoca yanlış konuşur biz hocayı takımın başına getirdik. Kendi başımıza değil der. Burada müdahale ederdi. Ceyhun Bey haksızlık bunu... yapıldı. Ama cenk konusunda darma dağın olan ortamda cenk de yok oldu. Biz bunu şeye sorduk. Bir röportaj yaptık Antalya'da. Evet. Ceyhun ya? Bey'e sorduk, daha sonra da konuştuk. Bence oradaki sıkıntı yani Ceyhun yani sen diyorsun Ceyhun kazancı cenk oynatmadı gibi bir şey söylüyorsun yani neredeyse. O... Bak ee, müdahale şey... edildi, ortalık karıştı. Üçlüğe dönüş, üçlükten dörtlüğe söyleyeyim. geçildi, en büyük... oyuncular karıştı. Yani ortam karıştı ve orada bir mutsuzluk oldu. Ben hmm. onu demek istedim. O... Düzen bozuldu der gibi söylüyorum evet. Şimdi bak, e, oradaki sıkıntı ne söyleyeyim mi? Beşiktaş, Valerian İsmail'i, Sayın Ceyhun Kazancı belli idealler doğrultusunda getirdi. E, belli bir oyun oynatmak istedi, belli bir şey yapmak istedi ama bence orada göremedikleri şey hocanın karakteriydi. Ee, tabi bu da bu arada scout'un iş tanımına girer. Karakterine de bakacaksın. Ama hoca o sert stoper, eski stoper, güçlü, iri yarı, e, o güçlü görünüşünün altında hocanın ne yazık ki çok fazla dik duramadığını gördük. Hmm. Yani e, yönetilebilir olması da aslında yine de hocanın hatası Doğru. Sen bak doğru ne olursa olsun. Eğer, Aynı şeyi dedik şimdi. Aslında mesela, yani cem kazancı müdahale etmedim diyor. Yönetim müdahale etmedik diyor. Hoca kendi kendine üşüye, üşüden döndü diyor. Ee, yani beni yanlış anlamasın kimse. Yani sen Bayan Münih'te stoperlik yapıp kupalar kaldırdıysan, geçmişinde büyük bir kariyer varsa vesaire varsa, abi gerektiğinde Cevim Kazancı da dinlemeyeceksin. Yönetim de dinlemeyeceksin. Ben Valerian İsmail'im. Benim geçmişim bunlar var, bunlar bunlar var. Ben kardeşim üçlü oynatıyorum. Sampdoria'da üçlü, Liga'da üçlü diyebileceksin. Peki Orada bir sen şuna duruş, musun? Problemi, duruş problemi var bence hocanın. Ee, hoca o dev görüntüsün altından bir minnoş bir şey çıktı hocanın. Yani hoca çok kolay etkilenen, çok fazla tepkiden, sosyal medya olsun, Ceyhun Bey etkilemiş midir bilmiyorum, etkilemedim diyor ama olabilir Barış barışçılık seven de. yönetimden bir şey gelmiş midir, yapmadık diyorlar, olabilir mi bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle sen geliyorsan oraya bir şeyler hocasıysan Tabii. ve geçmişinde böyle bir kariyer varsa sen abi etkilenmeyeceksin sen hazırlık maçına falan şey çok doğru söylüyor. Ee, Türkiye'ye geldi. 3 gün sonra Türkiye'nin en formda be. en formda takımına karşı 3 günde e, yaklaşık 16 yıldır 4'lü oynayan takımı e, üçlü oynattın. Takımda çok bayağı şey iyi oynadık. oynadı. Çok iyi oynadı mı? Sen çok. daha sonra yok Sampdoria hazırlık maçında kötü bir falan. Buradan dönmeyeceksin. Beşiktaş e, idare heyeti, teknik heyeti e, hocanın bence karakterini hesaplayamadı. Göremedi yani. Ee, geçiyorum başlı, sen. Onu soracaktım. Tam o işte yani Hı. sence Fırat Trabzon'a iki günde üçlü oynayan adam evet. şeye, e, yani döner mi 4'lüye ya? Yani? Orada müdahale oldu. Ona. Ya, müdahale olsa onun, onunla, heh, heh, onun işte heh, heh, Zaaf hatası. Tamam onun ama müdahale o oldu Sonra yani. da iyi, ben iyi hoca olacağını düşünmüyorum bu arada. Evet. Yani böyle dışarıdan müdahale açıksan iyi hoca olamazsın ya. Ben Orada raconu keseceksin artık. Kendisi adına bundan sonraki süreçte daha farklı davranır. Kırılma Keşke başka biri yerde Alsed olur. <laughs> Keşke başka yerde Alsed olsaydı. <laughs> e, Galatasaray'a geçiyorum. Ahmet geçelim. Yok, yok. geçelim. Bir geçerken bir şey. Şimdi bugün Kayseri Spor'a eksi 3 puan geldi. Not alalım, alıp e en son verelim mi? Sonra ne oluyor biliyor musun? Tamam. Bizden söylüyorum. Tamam. Tam Galatasaray'a geçerken bu durum olunca tamam. Galatasaray'lar biraz kazabiliyor, tamam. bozulabiliyor. Tamam. Peki sonunda onu söylüyorum. söyleyelim de. Notunu sen mutlaka tamam. al hatta ben de alayım. Kayseri Spor'la ilgili. Şuraya yazalım. Az vakit kaldı hızlı hanım. Evet. Icardi ne zaman sağlar dönecek onun yanıtını vereyim ben hızlı bir şekilde. Önce. Oliveira ile beraber ver bari. Ee, Oliveira da söyleyeyim. Oliver'e dönecek. İstanbulspor maçında büyük öyle ihtimalle bir de olacak. Evet. evet. zaten başlamıştı çalışmalar ama Icardi ile ilgili durum öyle değil. Icardi Fenerbahçe maçında döner. Fenerbahçe mi? Evet. Fenerbahçe maçı ne zaman ya? Daha var biraz ya. O yüzden biraz hemen dönmüyor yani. Da. Icardi biraz daha... Ama sanki İstanbulspor maçı oynamaz öbür maçın bir sonraki maçın kadrosunda olur. 11 çıkmaz. Aa, kadrosu Hayır, öyle olur. deniyordu ya. 20 dakika oynar belki bilemiyorum ama yani hazır hale gelme Senerbahçe maçı diyebilirim yani Icardi'nin hazır hale gelmesi. Öyle söyleyeyim. Demek ki o maça tam bir, bir hazırlanma var. Olabilir. Olabilir. Sen diyorsun ki ya elinde normalde yok mu forvet? Var. Gomis'i. Yani ne zaman Gomis yani hani böyle e Sen diyorsun ki 8 Ocak'ta dönüyor diyorsun. Zaten kaç? 8 Ocak'ta mı maç? Evet 8 Ocak'ta. Bir şey kalmamış ki. 15 gün. 15 Peki gün. tamam. Sanki daha erken dönecek havası vardı ya. Dönse bile 15-20 dakika oynar hmm. bir önceki maçta öyle tamam. yani. Ee, forvet var elinde normal şartlarda. Seferovic kazanmaya çalışıyoruz diyor Okan Buruk ama Delali kadar umutsuz vaka olmasa da hmm. yine de pek umut... Yok gibi bence vücut çocuğun, dili. Bence, vücut dilinde bir problem var. Yani bence o çocuğun olmadı. O başka ne oldu bir sorunu var o çocuğun. Ama ne bilmiyorum. Ya ben, ben mutsuz oldu ben. ben. Beklentileri karşılanmadı. Ben ben de çok bariz ne olduğu belli ya. Özel bir sıkıntısı olabilir. Yani Seferovic bilinen bir adam değil mi? Evet. evet. Yani böyle bir umut vaaden bir golcü falan değil. Bir marka mı? Bir marka, marka tabii. Milli takım Belki için. 30 35 gol attı tamam. sen önce yani. Buraya geldi. Yani bir anda bir buçuk ayda üçüncü forvet konumuna düştü. Şimdi adam buraya Galatasaray'a gereken şey diye düşündü. Ben 30 maç oynarım belki. 20 tane atarım. Doğru. Atabilirse vesaire. Şimdi üçüncü forvet konumuna bu kadar büyük kariyerli bir oyuncu üçüncü forvet olarak devam ederse mutsuz olur. O mutsuzluğunu da yansıtıyor bence vücut Doğru. birine tarzına. Çünkü bir anda şimdi burada da Galatasaray'ı suçlamıyorum ben. Icardi'yi alıyorsan Icardi oynayacak. Tabii ki. E, Gomis. Bir de Sefer Hoç şans verilmişti. Evet, değerlendiremedi. Evet değerlendiremedi. Bence Icardi'nin gelişi de onu çok dağıttı mental olarak. Yani dağılmayacak ya, ya. Herhalde dağılmayacak ama o o belki biraz Türkiye'yi şey gördü yani ya ben koskoca Seferovic'im kardeşim gelirim burada atarım ve bir numara ben olurum diye düşündü. Bir anda Icardi'nin dengesini bozmuş olabilir. Gomis. Bak Gomis hiç şey yapıyor mu? Düşüyor mu? Bozuluyor mu? Ama 37 yaşında bilmiyor bu. hiç fark etmez. Şimdi e Alıyorsun ama... 80'de oyuna 85'de atıyor sürekli atıyor sürekli Arkadaşlar, atıyor. bak. Bir şey Hiç maçı yedik bırakıyorsun alıyorsun, gene atıyor, gene kurtarıyor seni. Dördüncü maç oldu kurtardı bu sene Galatasaray'ı şey yani. Şey söyleyeyim de. Şimdi Seferovic şöyle çok büyük bir marka. E, de dedi. Tamam, bunu kabullenmiş artık 37 yaşında. Oyuna girmeye, çıkmaya, oynamama. Ama şöyle de bir yerden bir bakayım ben. Şimdi Fenerbahçe santrafor lazımdı. Hoca şey Jesus geldi. Değil mi? Hani hücuma oyuncu alacak. E, oyuncu öğrencisi çalıştığı adam. Yani emin olun ki Galatasaray'dan önce ona sunmuştular. Doğru, olabilir. olabilir. Yine almadı. Bana göre bir özel bir sorunu var onun ama nedir sorunu, nedir bilemiyorum ya. Bir sıkıntı var çocukta. Var bir şey var evet. Bir doğru boş bakıyor yani çocuk. Vücut dilinde problem da, var. Çok net doğru. bize karşı Dünya dünakması şey Avrupa Şampiyonasında oynayan Seferovic'den bu Tabii. bir mi ya? Doğru. Antalya'da maçına da gittim Galatasaray'ın. izledim ben Galatasaray evet, hazırlık evet, maçında. Evet, evet. konuşmuştuk. Ee, bir kez daha acayip yani hakikaten sağda olsa gidip tebrik edecektim yanına. Abi bu kadar fit Gomis'ten bahsediyorum. Ya mesela Rozje tombiş oldu abi adam bir anda. Düştü falan göbeği falan. var. yani niye Rozje bu kadar kilo aldı falan diyoruz biz mesela baktığımızda. Girmesek <laughs> yani. <Go> abi <laughs> senler fizikleriyle niye ya tombiş ya, oldu. Ben mesela. futbolcudan bahsediyorum Tom, ben sokaktaki adamdan bahsediyorum. Yani, lütfen fıratçı. Estağfurullah. <laughs> ee, tatlı bir tatlı bir şey yaptı yani. Evet yani. evet. De Deyim doğru. Sen zaten yok. normalde ekranda gözüktüğünden çok daha zayıfsın. Bu da filtre kullanıyoruz daha büyük göstermek için. Bizde ters filtre var bizde. Biz de hepimiz daha geniş gözükmek için şey kullanıyoruz. Filtre var kameralarda. Ters filtre. Ee, adam bu kadar hazır, fit, bir gram fazlası yok. Komisyon bahsediyorum. Evet, evet. Ve 37 yaşındasın ve bu kadar kendini iyi bakan. Çünkü onun oynadığı yerde acayip bir boğuşma istiyor. Tabi. Yani adam. Sanki pivot ya topu alıp arkasını dönüp o topu saklamak üzere bir şey Doğru. kurmuş gibi. Abi çok yani böyle oyunculara acayip saygı duyuyorum. Yani büyük, büyük takdir şey. edilecek bir durum. Burak Yılmaz, Ronaldo, Evet Maldo, evet Gomis büyük iş, iş yani. hakikaten yani arttırabiliriz. Tiago Silva, yani çok, bunlar. Çok, çok. Hakan ya. Gündar da mesaj atmış. O da hasta ağır bir grip getiriyor. Çok geç geç şey olsun şey olsun. Tom Bişik konusunda Rosyia benim gibi diyor. O da <gülüyor> <gülüyor> evet yani o kadar değil tabi de. Hakan'a geçmiş olsun diyelim. Yani olsun, Hakan. Orada Gomis hakikaten çok örnek alınacak bir şey. Yani Galatasaray'ın gençlerinin de orada ona bakması lazım. Yani ne yaptığına, ne ettiğine, nasıl davrandığına. Gençlere de inanılmaz bir ilseek oluyor. Evet. Çok acayip lider. Her açıdan yapıyor. değil mi? Yani saha içi, evet. saha dışı soyunma odası, evet, antrenman. Evet, duydum onu. Yani her anlamda. Öyle kısaca söyleyeyim, her anlamda öyle söyleyeyim yani. Büyük karakter. Çok, evet, büyük, çok karakter. büyük karakter ve böyle karakterlerin de olması Oynasa da oynamasa da büyük avantaj takımlar için. Öyle bakmak lazım bazı <gülüyor> şeylere. <gülüyor> Alp Hoca'nın Barış e şişman değil balık etli diyoruz demiş. <laughs> Alp Hoca'ya çok selamlar. Ederim, çok mesaj hocam. gidiyor, sağ olsunlar. Candır. Yusuf Demir ne olur? Bu kadroda Celal Kolot izliyor bizi. Onun sorusu. Sana da, sorayım. Ben kısaca cevap vereyim. Yusuf Demir'i Barış sen daha iyi tanıdığı için o da daha detaylı cevap versin. Ben Yusuf Demir'in ligin bundan sonraki döneminde e, önceki dönemine göre çok daha fazla değerlendirileceğini düşünüyorum. Hı. Daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Yusuf Demir sıra dışı bir kişiliğe sahip. Onu çok net olarak görüyoruz zaten. Sıra dışı bir kişilik e, yönetilmesi lazım, idare edilmesi lazım. Saha içinde iyi kullanıldıktan sonra saha dışında e, nasıl bir sıra dışı kişiliğe sahip olduğu beni ilgilendirmez. Kimse ilgilendirmez. İyi çocuk ben tanıyorum. Yok çok temiz, yüz çok temiz. temiz. Çok temiz. İdmanlarda maçlarda iyi olduğu zaman işte vatandaşlık konuşuluyor. <laughs> kötü oldu mu, sakatlandım mı unutuluyor. Ee, ben ya, daha fazla kullanacağını düşünüyorum ara şu Ya şöyle ben e, biraz zor olduğunu düşünüyorum. Artı üç muhabbetim. E, artı üç konusunda zor olduğunu düşünüyorum. E, ama ya önemli bir yetenek abi. Ne, yani adamı Barcelona'ya almazlar ya. Yani. Çok büyük potansiyel bak. Çok e, büyük önemli bir potansiyel yetenek. Yani. E, ya şunu söyleyeyim. Galatasaray yani sağlam olduğumu kullanır belki 6 ama euro para verdin ya. ya kolay şey yani. Kolay boşluk yok Galatasaray'ın. Hani şunu demek yok yok Galatasaray'ın. Ne Okan Hoca'nın ne başkasının. Nerede oynayacak? O, ya onu onu merkez yönlü oyuna ya. girer Fırat. Sağ koyarsın orta o senin yani sorunun. Oyuna girer, girer çıkar, çıkar. Ay, Şunu demek istiyorum. Şey i̇şte Raşis e çok formda. Mertens kesilemeyecek gibi duruyor niye falan. Niye kesersin? Niye kesilemeyecek? Kesilir. Bir de sakatlıklar olur. Formayı alır, ya, alır. çok formda şey olur. Alamazsın ondan. Abi, değil mi? Ya mesela Mertens güzel. atıyorum iyi gitmiyor mu? 60'ta diye yaparsam diye. Ya, dedi, ya alırsın, Yusuf alır 2 gol oynadı. Ona verirsin 2 gol formayı. atar 2 asist yapar. Daha alamazsın formayı. Yani, yani, yani on, on, bir, olur. Hep yani, savunmasına ya katkısında al... problem var biraz. Ama ilk İlk etapta hani 11 olarak kolay değil Tabii tabii onu söylüyorum ben. Ben onu dedim. Aynı fikirdeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Ama hani şu söylenmez. Ya Yusuf olmadı demeye hakkı yok. Ne Galatasaray yönetimin ne teknik heyetin 6 milyon avro sen verdiysen yatırım olarak potansiyele o potansiyeli harekete geçireceksin sen yani. Bunun evet. şıkkı olmaz. 6 milyon avrodan bahsediyoruz. Az para evet. değil. Ee, geçtim Galatasaray ile ilgili şöyle son 3-4 dakikalık yerimizdeyiz. Fatih Hoca'nın şu açıklamasını sorayım sana Barış Rütseven. Ben hikayem, benim hikayem ben bitti demeden Bitmez diyerek sana göre ne işaret etmiştir? Galatasaray'a işaret Oo. etmiştir. Galatasaray'ın ona e, nerede ihtiyacı varsa e, o hikayenin son noktasını ben koyarım demiştir. Yani ben biraz önce de söyledim Galatasaray'ın en büyük figürüdür. Bu ara pek anlaşamıyoruz Fatih Hoca ile de onu da söyleyeyim. Niye? Yani hocama teessüf ediyorum. 1-2-3 Messi... <laughs> 4'ten sonra Maradona'ya başlattı. Hiç anlaşamadık. Ama bu şöyledir. Ben anlıyorum hocayı. Bunu kimse bilmez. Şimdi eskiden o eski savunma oyuncuları, büyük savunma oyuncuları o 82-83'ten itibaren Maradona'ya takıntılıdır onlar. Sevmezler. O yüzden bana göre hoca da e, şeydir. Çünkü hocanın da Avrupa'da e, eski futbolculuğundan da e, oyuncularla ilişkisi iyidir. Kimse bilmez. Mesela Fatih Terim'in en yakın arkadaşı kimdir biliyor musun? Avusturya Milli Takım Kalecisi Konsel. Çok yakın arkadaşıdır. Mesela e, anlayabiliyorum. Hocayı orada anlamıyorum ama burada Galatasaray'a işaret vermiştir. Bu, bu son noktayı ben koyacağım. İleriye dönük olarak söylüyorum. Ama bu teknik direktörlük olur, başkanlık olur. Ee, bir, Ama şu anda diyor ki, e, bana da yurt dışı gibi geldi ya. Ben de öyle tahmin ediyorum. Fazla bir şey kalmadı. Yakında gereğini söylerim. Ne yapacağım anlaşılır. Bana da yurt diyor. dışı yurt şey dışına gidebilir. Ama ben son yurt noktayla ilgili bitmez dedin ya. Herhalde ileri dönük ben orayı dönük olarak. Son noktayı Galatasaray'da koyacaktır. Yurt dışında gidecek gibi. Şuna gider, gider. Bahattin. gider. Bahattin, nereye gidecek böyle? Bilmiyorum ama hani e, bu milli takımlar düzeninde çok teklif aldı. Zaten söyledi de kendisi. Hmm. Astronomik rakamlara Güzel da aldı. Mısır ama, milli takımı da vardı bunların içerisinde. Bu Ronaldo'nun takımına gitmesin. Oradan Ronaldo çok, dağıtmadı taraftan, imza değil mi? Atacak diyorlar ama. Atacak teklif El El -Nas. -Nas. Ee, o bölgeden çok teklif olduğunu söyleyeyim Fatih Terim'e. Ama henüz bir karar aşamasında keş, şu anda. Keşke İtalya'ya gitse. Gidebilir. Benim Aa, de gönlümden geçen o. Bir Messi'de anlaşamadık, bir de Napoli'yi destekliyorum dedi. Orada da anlaşamadık. Hocalan bu, bu sene üzerinde söylüyor. Hocalan anlaşamıyoruz bu ara. Bu sene Spalletti'nin başarılı olduğunu görüyor ve hani onun bir şeyler yaptığını da görüyor. Ve onun başarılı evet, olmasını evet. istiyor Spalletti'nin şu anda Yatak yani Napoli konusunda. Takip takılıyoruz da. Messi işin için. Yurt dışına gidecek yakın zamanda görüntü o ve e, bence bir karar aşamasında. iç teklifler var. İçlerinden değerlendirme aşamasında ve yakın zamanda yurt dışında göreceğiz. Umarım dediğiniz İşlallah. gibi seri A olur mu? Yurt dışına gitsin, bütün antrenörlerimiz gitsin. Niye ya ihraç edemiyoruz? Ya Niye? aslında yani Fatih Hoca'nın dönüşünü, hani ben çok büyük haksızlıktı o biliyorsun. Yani Milan'da çok başarılı gidiyordu. derbiyi kazandı, 4-3 interi, ortada bir şey yoktu. Hoca pişman değilim diyor ama keşke o dönemde bir yurt devam etseydi. Devam ederdi. İtalya'da şöyle otursa hala takım çalıştı. E, Veron'un açıklaması bize dedi ya Veron. Evet. İtalya Serie A'da yabancı bir teknik direktör olarak yer almak çok zordur. Ya bir Ve de. hoca bunu Fiorentina'da Milan'da yaptı diyor. Adama 20 sene sonra imparator diye anons etmezler adamı. E, Aynen öyle. Hele onlar etmez. Bize deriz de doğru. onlar onlar bize etmezler. Bunlar kolay öyle bağırma çağırma yok motivasyon soda şişesi kırmayla olacak şeyler değil yani. <laughs> ya anladım bu işi. Işte. Notun. Konya Spor. Kayseri. 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 Spor. Şimdi şöyle e, Kayseri Spor'a çok üzüldüm. Ben 3 e, puanı silindi. Direkten dönen takımlar var. Hatay Spor, Giresun Spor, Gaziantep. kadar e, iyi bir sezon. Çok olacak e, şey, hakikaten. Şimdi şöyle yalnız burada FIFA ve UEFA bakıyorum. Kulüpleri ee, gerçekten batırmış durumda arkadaşlar. Önce bu Bosman kanunlarıyla başladı. Şimdi Real Madrid'in, Barcelona'nın, Manchester United'in 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon euro borcu var. Şimdi biz kendi kulüplerimize kızıyoruz ama yani burada gerçekten kulüpler haricinde herkes kazanıyor. Kulüpler bitiyor. Yani şimdi bunu sağlayan kim? FIFA ve UEFA. Bak notlarımın arasını almışım. Yerel federasyonlar. Bak yerel federasyonlar. Bakın yakında şimdi düşünebiliyor musunuz ya Dünya Kupası'na adam bak ben çok beğendim hoşuma gitti. Dünya Kupası'na ligin ortasına getirdi Katar'da yaptı. Ligi durdurdu. Adamın oyuncuları gitti sakatlandı. Geldi şimdi sayısı yok Beşiktaş'ta. Kim verecek bunun hesabını? Beşiktaş'a e para verdin mi? Dünya şampiyon oldu Arjantin. Oyuncular için kazananlar için kulüplere bir kuruş verdin mi? Getirdin Katar'da bunu yaptın. Ya bu bu işin sonu nereye gidiyor biliyor musunuz? Bakın bu işin sonu Euroleague ve NBA'ye gidiyor. Yani bu kulüplere bu kadar düşman olunmaz. Lütfen Futbol Federasyonu'nda. Lütfen bu kulüplerin yanında olun. Kulüplere limit açmakla değil. Devamlı bir şey çıkıyoruz. Yani sonra şimdi bu hakem atamalarıyla ilgili son bir cümle. Diyor ki yenilik yapıyorum. Ya bu kadar yenilik yapıyorsun yapıyorsun ama hala MHK başkanı eski. Onunla mı yenilik yapılıyor ve tartışılıyor. Bu olmaz Veli. Olmaz. Kulüpler bitirdi, yok oldu. Ne olacak? Euroleague ve NBA'dir bu işin sonu. Göreceksiniz. Peki ağzına sağlık. Var çok mı? Teşekkür ederim. Ee, bizi izleyenler. Güzel. Ha, evet. tamam, okay. Güzel maç. Ben, var mı mesajın diyecek <gülüyor> <gülüyor> güzel <gülüyor> maç diye. Güzel, bol gollü bir hafta olur. Umarım tüm takımlar istediği sonucu almaya çalışır. Yarısı alacak tabii ki ama olsun. bol gollü, güzel bir, keyifli bir büyük maç izleriz umuyoruz ki. Onun dışında izleyen çok İnsan var. Ee, sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz. Hepsine çok selamlar. İyi geceler. Trabzon'dan Gürsel abi, oğlu Arda kardeşimle bizi izliyorlar. Osman Şişko gazeteci arkadaşım, Erdal Demir e, arkadaşım, Oğuzhan Yokuş, e, Hüseyin Tokmak ve Can Batumlu spor meydanından ve Cevat Ötteş abim ve bir ondan bir bundan ekibi bizi izliyor. Onlara çok selamlar gönderiyorum. Erdal Bey'e. Erdal Bey'e söyledik. Ve ben de özel bir selamı, sizlere de selamı olan Dündar Keşap diye gönderiyorum. Evet, Dündar Keşap diye. Dündar Keşaplı. Tweet atmış şimdi. O tweeti okuyarak bitireyim. Hı -hı. Çok doğru söyledin Barış Urdu seven. Senior asla imparator demezler, hele İtalyanlar asla ama o Fiorentina'da tarih yazdı diyor ve Fatih Terim'i seriyada görmek isteriz. Yakışacağı tek yer diyor yurt dışında Fatih Terim'le ilgili Dündar Keşaplı'ya. Roma'ya selamlar. Ya da da Dündar Keşaplı gücünde gazeteci ben <laughs> görmedim. Oraya Hocama Juventus çok, yakışır. Evet, çok büyük güç. Hocama Juventus yakışır. Valla inanılmaz. Kendisine selamlar. Hocaya Juventus yakışır. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize güzel bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.